Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi, nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 3 Ekim 2023 Salı, Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo'da Türkiye'nin halkçı, devrimci yayın organlarında televizyon gazetesine başlıyoruz. Diyeceksiniz saat 8.11, Allah'ın adamı, 8'de başlaman lazım, nerede kaldın? Vallahi benim yüzümden değil. Hayır, ben şimdi biliyorum, sizin aklınıza böyle hemen Halil Nebiler akşam, öyle değil. Değil, trafikte de kalmadım çünkü çok erken geliyorum, trafik olmuyor, bir şey olmuyor. Ya benim yüzümden değil. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar hemen bu bölümde Türk basınının, şerefli Türk basınının gazetelerin birinci sayfalarında neler var, neler yok. Hangi gazete, hangi bakış açısıyla neyi önemli görmüş, neler kenarda kalmış bir bakalım. Ondan sonra ikinci bölümde ayrıntılarıyla konularımızı işleyeceğiz. Hemen arkadaşlardan rica edeyim. İlk gazetemiz nedir? Evet. Aydınlık'la mı başlayalım? Tamam, Aydınlık'la başlayalım. Şimdi Aydınlık'la başlayınca tabii terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Bizim söküğümüzü de siz dikeceksiniz artık. Göreve çağırıyoruz başlığını görüyoruz. Üretici zorda, büyük çözüme gidiyoruz. Çözüme ortak ol. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında Asya çağında başı dik ve üreten Türkiye için, üreticilerin medyası için Ulusal Kanal ve Aydınlık'ta tarihe atılım. Bu konu dün akşam bir özel yayında, Ulusal Kanal'da işlendi. Saat 8'de başladı, bayağı bir sürdü. Çok önemli isimlerle konuşuldu konu. Biz de ikinci bölümde bunun üzerinde duracağız. Van'ın Pazarcı Esnafı Başkanı Vatan Partisi'nde Van Semt Pazarları Derneği'nin 6 dönemdir başkanı olan Mehmet Emin Arı ile heyetinden Mesut Gülçmen ve Hayati Can Vatan Partisi'ne katıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Rozetlerini Perinçek taktı, Arı esnaftan sorumlu genel başkan danışmanlığına atandı. Perinçek dün madenciler, bugün de Van'dan pazarcı esnafı partimize katılmak için geldiler. Yeni sistemin habercileri mevziye giriyor. Yeni Türkiye'nin yaratılmasında Vatan Partisi önemli görevler üstlenecektir dedi. Arı da menfaatsiz, çıkarsız, görüşü düzgün bir parti olduğu için üye olduk. Partimizi büyüteceğiz diye konuştu. Arkadaşlar, ben size birkaç yıldır anlatmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce, yeteneklerim el verdiğince Türkiye'deki siyasi partiler sistemi soğuk savaş dönemi dedikleri iki kutuplu dünya ve ardından gelen tek kutuplu dünya üzerine inşa edilmiştir. İki kutuplu dünyanın partileri Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, tek kutuplu dünyanın partileri Anavatan Partisi, SHP, daha sonra CHP, bir ara DYP, ardından AK Parti oldu. Şimdi dünya değişiyor artık. Ne iki kutuplu dünya var, ne tek kutuplu dünya var. Dolayısıyla bundan sonra Türkiye'de, Türk siyasi sisteminde artık o bildiğiniz yeni CHP olmayacak. Eski CHP'ye lafım yok, Atatürk'ün CHP'sine lafım yok ama bu CHP'nin Atatürk'ün CHP'siyle bir ilişkisi olmadığını siz de iyi biliyorsunuz. Yine Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi'nin devamı diye görebileceğimiz, aslında Adalet Doğru Yol Milli Selamet Partisi karışımının devamı, bir kitle partisi olarak karşımızda duran AK Parti'nin de bu iki kutuplu dünya düzeninden uzaklaştıkça bu siyasal sistemde yerinin olmayacağını söyleyebilirim. Ha bir ara işte bir dik durmaya çalıştı falan, o dönemleri tamam. Ama Amerika'ya yanaştıkça, çökmekte olan NATO, Atlantik sistemine yanaştıkça çok kutuplu dünyada bir partinin yeri olamaz. Böyle bir dünyada üretimden yana olanın, bölüşümden yana, adil bölüşümden yana olanın, üretim devriminden yana olanın başkası dayanışma içinde Asya'ya bakan, mazlum milletlere bakan partilerin yeri olacaktır.
Türkiye'de bunun ipuçları geliyor. Önce Zonguldak maden işçileri, şimdi Van pazarcı esnafı. Hadi bakalım hayırlısı uğurlusu olsun. Altta ne var? Yani manşette ne var? Sür manşeti gördük, manşette ne var? Şam ve Bağdat'la anlaşalım. İşte çok kutuplu dünyanın başlığı budur. Şam ve Bağdat'la anlaşalım. Süpürme değil bitirme. Ankara'daki terör saldırısından sonra Cumhurbaşkanı yine 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeden bahsetti. Konuyu aydınlığa değerlendiren uzmanlar terörün sınırdan uzaklaştırılarak bitirilemeyeceğini, bölgesel işbirliğinin şart olduğunu söyledi. Şu sarı şey bölgeler, yeşil bölgeler, buralara girdik, PKK'ya aşağı ittik. Daha önce 30 kilometre öteden kilise vesaireye roket atan PKK, şimdi 30 kilometre geriden yeşil bölgeleri atacak. Yani böyle bitiremezsiniz. Suriye ile anlaşacaksınız. Siz buradan gireceksiniz. Suriye buradan girecek. Tost yapacaksınız. Oo, Ayvalık tostu gibi. Terör böyle bitirilir diyor Aydınlık. Asya Birliği ile terörü ezeriz demiş Vatan Partisi MKK üyesi emekli Havakurmay Albay İhsan Sefa. Doğrudur. Bağımsız Merkez Bankası sermaye kontrolü ile olur. Para politikası bağımsızlığı dedikleri döviz kurunun piyasaya bırakılmasıdır. Oysa bizde dananın kuyruğu dışsal baskınlık varlığında kopmaktadır diyor Baki Demirel. Bir kere Bağımsız Merkez Bankası sözcüğü liberal ekonomistlere aittir. Bağımsız Merkez Bankası demek kendi ülkesine bağlı değil, uluslararası sermayeye bağlı bir merkez bankası demektir. Halbuki gerçek bağımsız merkez bankası emperyalizmden bağımsızlıkla olur. Gençler 29 için, Ekim için kollara sıvamış. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin öğrenci toplulukları Anıtkabir'de buluştu. Gençler Cumhuriyetimizin 100. yılında 29 Ekim'de 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyüş kararı aldı. Tebrik ediyorum efendim. Tabii Aydınlığın birinci sayfası bu ama biz ikinci bölümde diğer sayfalarını da açacağız. Diğer sayfalarında da dolaşacağız. Şimdi sıradaki gazetemizi alalım hemen. Hürriyet gazetesi. Hürriyet'in manşetine bakalım. Şimdi dur ya bir dakika bakayım manşetinden önce. Ne varmış orada? Yukarıda. Aa çok önemli. Üç kız kardeşte yol ayrımı bitecek miymiş? Cimbom zoru severmiş. King'in formasında gizlediği trajedi. Hakikaten bak şimdi ben bunu merak ettim. Fenerbahçe Rizespor maçında King gol attı. Sonra ceza alacağını bile bile formasını çıkarttı. Faninasındaki bir yazıyı gösterdi izleyiciye. Şimdi bir profesyonel futbolcu formasını bile bile çıkartmaz. Çünkü ceza alır. Sarı karttır değil mi Mustafa? Doğru mu? Ben de Aziz Yıldırım gibi oldum ha. Vardı ya onun bir tercümanı. Ne? Samet. Doğru mu Samet? Doğrudur başkanım. Doğru musa? Doğrudur başkanım. Şimdi o zaman neden yaptı? Demek ki bunun altında bir şey var. Yazıyı okumaya çalıştım maç sırasında ama o harala gürele de nereden okuyacaksın? Formasında ne yazıyormuş? RIP Murat Atkovaçin yazıyormuş. Yani huzur içinde uyu Murat Atkovaçin. Murat bu ailenin şoförü. Sonra bir takım çakallar geliyorlar, bu şoförü öldüresiye dövüyorlar ve öldürüyorlar. O şoförle demek ki nasıl bir dostluk kurmuş ki, nasıl birbirlerine bağlıymış bu aile ki, King formasına bunu yazmış, Murat rahat uyu diye yazmış. Bu futbolcunun yanında çalışan biriyle bu kadar dost olması ve maçta attığı golü ona ithaf etmesi bana ulusal kanalda çalışan arkadaşları hatırlattı. O bağlılık buradaki arkadaşlarda da var. Merak etme Mustafa. İlk golde çıkartacağım formayı. Keyfine bak Mustafa. Kötü bir benzetme oldu değil mi? Hemen diyor o zaman bırakalım bu işleri. Aşağıya geçelim. Onu babasız bıraktılar diyor. Onu babasız bıraktılar. Kim bıraktı? İçişleri Bakanlığı'na saldırı planlayan caniler Kayseri'de Mikail Bozdağ'ın aracını gasp etmek için katlettiler. Geride babasız bir bebek, gözü yaşlı bir eş bıraktılar. Vallahi tabii bunların böyle babasız bırakmak, öksüzlük, yetimlik, helal, haram, böyle dürüstlük, namus falan diye bir şeyleri, sıkıntıları olmadığı için ona bir şey diyemeyeceğim de. Şimdi medyada öyle tipler var ki. Ya ben 30 yıldır, 40 yıldır tanırım bu insanları. Bizim kuşağın gazetecileridir. Televizyonculuk yapıyorlar falan. Kadın diyor ki, yok ya
bir şey olmadan kendini patlatmış. Bana ya bir şey olmadan da insan ölür mü ya falan. Bir üzülmüş. La bu çocuk için üzüleceksen. Kendini patlatan canlı bomba için niye üzülüyorsun? Ayşenur diyor, Arslan ya. Dur ikinci bölümde ona da bakarız. İçişleri Bakanlığı'na saldıran teröristlerin kullandığı roket atar ve patlayıcının Suriye'den Türkiye'ye sokulduğu belirtildi. E işte aydınlığın manşeti. Aydınlığın manşetini bir daha verir misin? Aydınlığın manşetinin doğruluğu buradan. Silahları Suriye'den sokuyorlar. Suriye'den nereden? PKK bölgesinden. Amerika'nın kontrolündeki şu sarı bölgeden sokuyorlar. E biz ne diyoruz? Süpürmeyin, ittirmeyin, yok edin. Yok etmezsen silahlar Suriye'den diye başlıklarla daha çok karşılaşırsın. Var mı birinci sayfasında Hürriyet'in? Başka ilgilenmemiz gereken bir şey. Efendim, Ermenistan'a son otobüs diye bir haber var. 2022 sayımına göre Karabağ'da yaşayan 120 bin Ermeni'den 100.514'ü Ermenistan'a gitti. Azerbaycan'ın güvenlik ve hak garantilerine rağmen ayrılıkçı sözde yönetimin kendisini feshettiği Karabağ'daki Ermeniler bölgeyi terk ediyor. Arkadaşlar şöyle bir yansıtma oluyor Avrupa basınında ve kısmen Türk basınında. Ermeniler Karabağ'da ne güzel yaşıyorlardı. İşte bu Azeriler Türkiye ve Rusya'nın da desteğiyle burayı işgal ettiler. İnsanlık dışı bir durum. Karabağ'daki Ermeniler kaçıyorlar. Ermenistan böyle bir şey yok. Bu Ermeniler zaten buraya 92'de falan geldiler. Ha bir bölümü evet yüzyıllardır orada yaşıyordu. Ama büyük çoğunluğu Ermenistan'dan geldiler oraya. E şimdi kendilerinin olmayan topraklardan çekiliyorlar tabii. Yani babaların toprağı değil ki orası Azerbaycan toprağı. Yaşamak isteyen, Karabağ'da yaşamak isteyen Azerbaycan her türlü garantiyi verdi, güvenceyi verdi. Bunlar dedi bizim vatandaşımızdır. İnanç özgürlüğü, dil, can, mal, her şeyleri vardır dedi. Biz garanti... Ha gidiyorsa o zaman kendileri bilir. Ama bunu böyle bir insani dram falan filan gibi de vermemek lazım. Geçelim bir başka gazetemize. Sırada hangisi varsa artık. Milliyet varmış, PKK kirli bir taşeron örgüt imiş. PKK kirli bir taşeron örgüt. Güvenlik uzmanlarına göre son dönemlerdeki operasyonlardan rahatsız olan terör odakları çıkış aramak için iç işlerine saldırı girişiminde bulundu. Ankara'da önceki gün PKK üyesi iki canlı bombanın İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığı'na yönelik terör saldırısı girişimini değerlendiren güvenlik uzmanları, son dönemde emniyet güçlerinin terör ve uyuşturucu çetelerine yönelik etkili operasyonlarının terör odaklarını rahatsız ettiğine vurgu yapılıyor. İşte teröristler köşeye sıkıştı biçiminde başlıklar var. Özellikle PKK'nın uyuşturucu ticaretine büyük darbe vurulduğuna dikkat çeken Profesör Mesut Hakkı Caş'ın köşeye sıkışan örgütün çıkış aramak için intihar eylemini gerçekleştirdiğini söyledi. Abdullah Ağar da PKK'yı uluslararası güçlerin taşeron olarak kullandığını hatırlattı. ASAM üyesi Eray Güçler de bu dış aklın ürünü PKK'ya aşan bir eylem dedi. Bu konuya da biraz sonra ikinci bölümde değiniriz. Kurtulmuş'tan anayasa turu. Numan kurtulmuş. Numan azat olmuş. Anayasa turuna çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ve sivil anayasa çağrısının ardından gözler külliye ve AK Parti'de iki ayaklı yürütülen çalışmalara çevrildi. Pardon. Meclis Başkanı Kurtulmuş bugün itibariyle mecliste grubu bulunan tüm siyasi partileri tek tek ziyaret ederek yeni anayasa ve meclis iş tüzüğü çalışmasına destek isteyecek. Sayın Kurtulmuş siz bilmiyorum birileri söyledi mi? Siz meclis başkanısınız. Siyasi parti grupları sizi ziyaret eder. Siz onları ziyaret etmezsiniz. Prosedür böyledir. Ha ben meclis başkanıyım ama AKP'nin de bilmem nesiyim. Tamam anladım. Ama o zaman ters bir şey oluyor. Ha diyeceksiniz ki ya partili cumhurbaşkanı oluyor, partili meclis başkanı neden olmasın? Bu da şeyin başkanlık sisteminin diyelim bir başka garabeti diyelim olsun bitsin. Çok önemli bir haber var. Hakikaten. Mustafa seni de ilgilendiriyor beni de. Biz de bu göbekler oldukça ikimizi de ilgilendirir. Meclis başkanı Kurtulmuş'un yeni yasama yılı resepsiyonuna
Meclis tarihinde ilk kez hazırlanan modern ile yöreselin bulunduğu yemek menüsü damga vurmuş. Türkiye'nin her yerinden coğrafi işaretli ürünlerin seçilmesiyle tam 3 günde pişirilen yemekler, dünyaca ünlü şef Baybara Demir ile meclis aşçılarının elinden çıktı. Bak ben bunu işaret etmemiştim Anıl. Anıl Beyciğim, sevgili editörüm. Bu haberi bir alalım, tamam mı? İkinci bölüm, üçüncü bölüm, ne zamansa. Neymiş bu modern ile yöreselin buluştuğu yemek menüsü, çok merak ettim şimdi. Gördüğüm kadarıyla şiş kebap var. İç pilav olabilir. Döner, iç pilavdır bu büyük ihtimalle. Acaba modern ile yöreselin buluştuğu yemek menüsü mecliste nedir? Demek ki arkadaşlar biz işte emeklilerin maaş artışını, memur bilmem nesini, sıkıntısını, şusunu busunu çözmesini beklerken meclisin daha önemli işleri varmış. Ne diyelim yani, kolay gelsin. Onların da işi zor be. Onların da işi zor. Geçelim. Başka bir gazeteye geçelim. Onların da işi zor. Yani kolay değil öyle modern ile yöreselin buluştuğu bir yemek menüsünü milletvekillerine sunmak, değil mi? Yeni Asala hayali manşetiyle çıkmış Yeni Şafak bugün. Azerbaycan'ın anti terör operasyonuyla Ermeni ayrılıkçıları Karabağ'da bozguna uğratmasından sonra yeni bir terör örgütü devreye sokuluyor. Eski bir istihbaratçı olan Vladimir Vartanov'un kurduğu VOMA isimli örgüt 1970-90'lı yıllarda Türk hedeflerine saldırı düzenleyen Asala gibi Türk düşmanlığı üzerine örgütlenmiş. Örgüt son olarak uluslararası bazı markaların mankenliğini yapan Armine Hartunyan'ın örgüte katılıp silahlı eğitime başladığını duyurmasıyla gündeme geldi. VOMA Azerbaycan'ın terör listesinde bulunuyor. Örgütün Ermenistan'ın 14 şehrinde 22 farklı eğitim kampı bulunuyormuş. Örgüt internet sitesinde silahlı eğitim ve mühimmat için bağış topluyor. Fransız aşırı sağı PKK ve YPG'nin destek verdiği terör örgütü Karabağ Savaşı'na da katılıp sivilleri hedef alan eylemler gerçekleştirdi. Geçen hafta Los Angeles'ta Türk heyetine saldıran Ermeni gruplarında VOMA ile ilişkisi olabileceği belirtiliyormuş. Vallahi bu VOMA örgütüne söyleyeyim. Demir paslanır, taş kırılır ama Türklük bakidir. Türklüğe, Türk milletine saldıranların bir tanesinin daha ömrünün çok uzun olduğunu görmedik. Böyle örgütlenirsiniz, terör yapmaya kalkarsınız, onu bilmem de. Azerbaycan polisi ve Azerbaycan ordusu sarı torba diye bir şey olduğunu sizlere herhalde bir ara anlatacaktır. Dur bakalım. Başka ne var Yeni Şafak'ın birinci sayfasında arkadaşlar? Bir aşağıya doğru bakalım. Cevap arayan sorular: terör örgütü PKK'nın İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan saldırısı mercek altında. İçişlerinin kayıtlarıyla bölgedeki kameralar tek tek inceleniyor. Teröristlerin sınır dışından gelip gelmediği, Kayseri'ye gelirken yardım alıp almadıkları, patlayıcıları ve roket atarları nasıl taşıdıkları, saldırıdan önce keşif yapılıp yapılmadığı ve aracın Ankara'ya bir eskortla mı geldiğini araştırıyor imiş. Valla çok önemli değil. Kayseri'ye kadar gelmişler Suriye'den, Kayseri'den Ankara'ya kadar gelmişler Kırıkkale yoluyla. O silahları getirmişler. Şimdi önemli olan şu: acaba emniyet kuvvetleri içinde, MİT içinde, istihbarat içinde hala bir takım FETÖ'cüler var mı? Çünkü o yol destek almadan gelmez. Biz diyoruz FETÖ ile daha sağlam, daha sağlıklı mücadele lazım. Bakın böyle durumlarda işte ortaya çıkıyor bunun gerekliliği. Türkiye ile normalleşme sinyalleri veren Yunanistan'dan olumlu bir adım geldi. Atina yönetimi iki ülke arasında en önemli sorunlardan biri olan egemenliği anlaşmalarla devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkları silahlandırmayı durdurdu. Kaynaklar görüşmeleri ivme kazandıkça olumlu yeni gelişmeler olacağına dikkat çekiyor. Arkadaşlar, Yeni Şafak bunu çok böyle güzel, şahane, önemli bir haber olarak veriyor ama hiç de öyle değil. Silahlanmayı durdurmuşlar. Egemenliği devredilmemiş ada, adacık, kayalıkların üzerindeki silahlanmayı durdurmuş. Abi hiç silahlanmayacaktın orada. Hiç silahlandırmayacaktın o adaları. Durdurdum. Hayır, bakın oraya yerleştirilen silahları geri çekmeye başladım falan değil. Durdurdum, artık daha fazla silah koymayacak. Daha şu kadarcık ada, daha nesine ne kadar silah koyacaksın ki? Çok olumlu bulmadım.
Ama yani bir parlatma haber gibi geldi bana. İşte Ege'de sahte bir barış sağlamaya yönelik adımlar gibi bunlar. Halbuki Ege'de siz Yunanistan'la konuşarak, anlaşarak hiçbir şey yapamazsınız. Yapılması gereken şey Yunanistan'ın Akdeniz'deki Ukrayna, Ukrayna'nın Karadeniz'deki Yunanistan olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlamanız. Var mı Yeni Şafak'ta üzerinde durmamız gereken bir şey? Galiba yok. Geçelim o zaman. Var mı? Hı? Sabah gazetesi, ya Sabah gazetesine baktım baktım, hakikaten pek bir şey bulamadım. Bir tek CHP belediyelerini haraca bağladı diye bir haber gördüm. CHP'deki asansör çetesinin kirli para trafiğini eski Menemen Belediye Başkanı itiraf etti. Peki Kılıçdaroğlu'nun bu karanlık ilişkilerden haberi var mıydı? Menemen Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları çetelere taş çıkartacak boyutlarda. Aksoy'un iddiasına göre milyarlık yolsuzluğun arkasında Tuncay Özkan ve Kılıçdaroğlu'na yakın isimler var. Peki CHP liderinin bu trafikten haberi yok mu? Serdar Aksoy yolsuzluk iddialarını gündeme getirince CHP'ye çağrılır, engizisyon kurulur ve önüne dosya konur. Bu dosyadan sonra tutuklanır. Sonrasını şöyle anlatıyor. Tuncay Özkan beni mahkemeye verebilir, sözlerimin arkasındayım. Ya arkadaşlar, ne oluyor, siz kafayı mı yediniz ya? Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela işte bilmem ne bakanlığında yolsuzluk var diye bas bas bağırması gerekirken ya da AKP'nin bilmem neresinde yolsuzluk... Abi AKP'ye yakın gazeteler CHP'deki yolsuzlukları anlatıyor. Doğru mu? Çok çok büyük bir ihtimalle doğru. Menemen Belediye Başkanı niye ortaya çıkıp bunları söylesin ki? Hayır, mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şeyleri, otobüs bakım şirketleri, bir bakın bakalım. Bu yolda da iddialar var. E hani hep çalıyor ama çalışıyor diyordunuz. Ya bunlar düzen partileri. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Hiçbirinin birinden farkı yok. O yüzden Zonguldak Maden İşçisi kalkıp Vatan Partisi'ne geliyor. O yüzden Van pazarcı esnafı temsilcileri kalkıyorlar, Vatan Partisi'ne geliyorlar. Bu sistem çalma çırpma üzerine kurulmuş bir sistem. Şimdi birileri diyor ki, ya temiz eller operasyonu lazım Türkiye'ye. Temiz eller, memiz eller, bunların hepsi hikaye. Bakın, Friedman'a da sorsanız, Karl Marx'a da sorsanız, kapitalizmin kuruluşunu şöyle anlatırlar. Yani başlangıcını, merkantilist dönem derler onu. İşte sanayileşme başlıyor, sanayi devrimi başlıyor, fabrikalar oluşmaya başlıyor kentlerde. İyi de bunlara işçi lazım. Nasıl işçi bulunacak? Şöyle yapıyor kapitalistler. Çiftçinin borcuna tefeci faizi uyguluyorlar. Basbayağı tefeci faizi. Çok yüksek faizler. Böylece çiftçiler topraksızlaştırılıyor ve şehirlere sürülüyor. Bir anlamda ücretli köle olarak, yani işçi sınıfını oluşturmak için. Ne çıkar buradan? Kapitalizmin mayasında tefeci faizi gibi, mayasında yolsuzluk var, mayasında üç kağıt var, mayasında pislik var. Bu sistemden temiz eller çıkmaz kardeşim. Söylediğim o. Ha, hiç mi yolsuzlukla mücadele etmeyelim? Edelim ama bunu bilerek edelim. Bu sistemi, bu düzeni, bu ağalık, beylik, paşalık, paranın imparatorluğu sistemini yıkmadıkça hiç kimse bir şey beklemesin bu sistemden. Bakıyorum, FETÖ'yü savunamazsınız dedi, kapıyı gösterdiler. Partisi CHP'li başarının ihracını istedi. Ha, bu kanun hükmünde. Antalya Belediye Başkan Yardımcısı itiraz etmişti olaya. Hop hop demişti falan. Şimdi adamı ihraç ediyorlar. Etmişler mi? Tabii. İhracını istemişler. Bakalım başka, Türkiye'nin şarj haritası. Sosyal medyaya karşı sessizlik modu, kavga ederken kalp krizi geçirdiler, terör şehidi veterinere veda. En üstte var mı bir şey? Anıl. En üstte sür manşet dediğimiz bölgede. Bakayım. Bu bölgede genellikle futbol maçları yapıldıysa önceki akşamdan onlar oluyor. Ya da hani gazetelerin ilişkide olduğu, iltisaklı, son moda diyeyim, bu iltisaklı oldukları televizyonlardaki programların reklamları oluyor falan. Yurtlarda otel konforunda hizmet. Ooo! Devletin 81 il, 260 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açtığı 822 yurtlu öğrenci kapasitesi 950 bine çıkarılmış. Yeni açılan Ankara'daki Anadolu Kız Yurdu tam not almış. Bir öğrencinin yurdum, kalp, ben sözleri her şeyi anlatıyormuş. Peki de
O zaman üniversitelerin önünde çadır mı kuralım, biz nerede kalacağız diye yakınan öğrenci kitlesine inmesi. Arkadaşlar, tamam iktidar belli alanlarda çalışıyor olabilir, bazı şeyler yapabilir ama yurtlarda otel konforunda hizmet, bilmem ne, bu tür haberler sizin başınızı göğe erdirmez. Çünkü gerçek bu değil. Gerçek olan şudur ki öğrencilerimiz kalacak yer bulamıyor. Net, bitti, okey, dakor, kapiş, anlaştık. Hadi bakalım. Evet, şimdi akşam gazetesine bakalım. Yurtlara ek kontenjan... Hayda, bak şimdi bir yurt haberi daha. Biz az önce ne dedik sabaha? Yapmayın böyle şeyler dedik. Bunlar yurtlara ek kontenjan haberi yapmışlar. Yüksek lisans, doktora, özel yetenek öğrencileri ve ek kontenjanlar için yurt başvuruları dün başlamış. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlar için başvuruların 5 Ekim'e kadar alınacağını duyurdu. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise üniversitelilere 10 GB ücretsiz internetin bu ay başlayacağını söyledi. Ay, yurtlara ek kontenjan. Demek ki o iş daha halledilmemiş. Demek ki öyle 5 yıldızlı otel konforu falan filan yok. Daha çocuklar yerleşememiş yurtlara. Akşamın manşetinde 2 tane manşet var. Küçük manşet var, büyük manşet var. Akşamın manşetinde... Arkadaşlar okunmuyor böyle. Hı? Siz okuyabilir misiniz yarıya? Şimdi işte. Hedef daha iyi gelir dağılımı. Başkan Erdoğan enflasyonu yeniden tek haneye düşürmeyi ve gelir dağılımını iyileştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Sayın Erdoğan... daha iyi gelir dağılımı dediğiniz şey böyle olmaz. Enflasyon servet transferidir. Geniş halk kitlelerinin cebindeki parayı büyük şirketlere, büyük sermaye sahiplerine bir şekilde transfer etmektir. Enflasyon devam... Ama diyecek ki Sayın Cumhurbaşkanı, biz de işte enflasyonu düşüreceğiz diyoruz. Bir de enflasyon da böyle düşmez. Enflasyon üretimle düşer Sayın Cumhurbaşkanı. Mehmet Şimşek ve... Ya bak şimdi gene söyleyeceğim, gene karıştıracağım. Hafize Gaye neydi? Erkan'dı değil mi? Bak bu sefer karıştırmadım. Yani bu işler Mehmet Şimşek'le Hafize Gaye Erkan'ı rakam oyunlarıyla bilmem neleriyle düzelecek işler değil. Nasıl düzeltirsiniz? Enflasyonu nasıl ortadan kaldırırsınız? Bakın şimdi bir örnek. Bunu Can Karadut vermişti. Çok tuttum bu örneği. 2-3 yıldır bu örneği veriyorum. Şimdi pandemi başlamış. Maske takmak lazım, maske arıyorsunuz. Yok. Maske yok. Ama zaten pandemiye kadar biz ameliyat maskesi diyebilirdik onları değil mi? Meğersem onlar bizi havadaki bir takım virüslerden, mikroplardan koruyan maske de olabiliyormuş ama yok. Ama takmamız lazım. Maske az miktarda piyasada. O zaman ne oluyor? Bir kutu maskeye 300 lira, 500 lira isteniyor. Tamam diyoruz, ver, yeter ki ver, çıkartıyoruz parayı. Ondan sonra bu maske işinde para olduğunu görüyor bir takım girişimciler. Bir giriyorlar maske işine. Allah! Herkes maske yapıyor. Endüstri meslek liseleri bile maske yapıyor. Abi 3-4 ay sonra bir kutu maskenin fiyatı 10 liraya düşüyor. Nerede 300 lira, nerede 10 lira? Neden kaynaklandı şimdi bu ucuzlama? Üretimden kaynaklandı. Maske ürettiniz, piyasada az olan şey yüksek fiyata bulunur. Çok olan şeyin fiyatı düşüktür. Altın mesela neden çok değerlidir? Çünkü doğada çok azdır. Doğada çok az olduğu için de maddi değeri yüksektir. Şimdi domates neden pahalı? Üretmiyoruz, ondan üretemiyoruz. Çiftçi yok gübresiydi, yok mazotuydu, yok elektriğiydi, yok suyuydu. Bakıyor, üretiyor, ondan sonra harcadığı parayı karşılayamıyor. Ekmiyor domates. Domates ne oluyor? Pahalanıyor. Yani patlıcan. Neden terbiyesiz patlıcan? Çünkü tütün soyundan geliyor. Biliyor muydun onu?
Patlıcan ve tütün aynı soydandır. Aynı nikotini içerir. Ama bundan terbiyesiz değil patlıcan. Çiftçi patlıcanı ekemezse sen patlıcan bulamazsın. Bulabildiğinde fiyatını yüksek isterler sizden. Yani böyle Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek yok kemer sıkma politikası diyecek, bilmem ne diyecek falan. Öyle önlenmez enflasyon. Üreteceksiniz. Üreteceksiniz, üreteceksiniz, üreteceksiniz. Bakın ondan sonra enflasyon ne oluyor? Yani Sayın Cumhurbaşkanım, Allah kolaylık versin size. O Mehmet Şimşek. Vallahi ne diyeyim, Allah düşmanımın başına vermesin. Mehmet Şimşek gibi bakanı, Hafize Gaye Erkan gibi Merkez Bankası başkanını, kadın cefere bir kere yani. Başka ne var? Var mı başka bir şey Anıl Bey? Ha, 16 yıllık hesap görüldü. Dur ya, kocaman haber var burada. Dağlıca katliamının planlayıcısı imha edildi. Dağlıca'da 12 askerin şehit olduğu saldırının faili PKK'lı terörist MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde imha edildi. MİT PKK-YPG'nin sözde Suriye Genel Asayiş Sorumlusu Müzdelif Taşkın için Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da operasyon gerçekleştirildi. Taşkın, Kamışlı Amude Karayolu'ndaki nokta atışla etkisiz hale getirildi. 35 yıldır örgütte faaliyet gösteren Aslan Çele, Aslan Samura kod adlı Taşkın, Dağlıca Komando Taburu'nda 2007'de düzenlenen 12 askerin şehit edildiği, 16 askerin yaralandığı saldırının planlayıcısıydı. Halletmişler. Adam 2007'den beri herhalde saklanıyordu. Yalnız siz saklandığınızı sanırsınız, teşkilat sizi bulur. Teşkilata, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, jandarmaya, korucularımıza, polise, istihbaratımıza tebrikler. HDP'liler daha adam götürmüş. Hadi canım. Duydun mu Mustafa? HDP'liler daha adam götürmüş ya. Ya bunu zaten hep yapıyorlar. 40 yıldır yapıyorlar yani. HDP değildi, DEHAP'tı, bilmem neydi yani. Bir PKK var, bir de onun siyasi uzantısı var mecliste. Yani 81 ilde 81 tane, ilçeleri de kattığın zaman 300 tane PKK bürosu gibi düşünün. İki ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan HDP'li yöneticilerin PKK'ya finansal destek sağladığı ve eleman topladığı belirlenmiş. CHP'li Öztrak'tan skandal sözler, PKK diyemedi, hükümeti suçladı. CHP sözcüsü Ankara'daki terör saldırısını hükümetle ilişkilendirmeye kalkacak kadar kendini kaybetti. Terörü isim vermeden lanetlerken hükümeti terör kartına sarılmakla itham etti. CHP MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Faik Öztrak, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi. Kılıçdaroğlu gibi terör kimden gelirse gelsin bir insanlık suçudur dedi. Ancak PKK'nın adını ağzını bile almadı. Şimdi bakın arkadaşlar, bunlar güzel laflar gibi gelebilir ama bunlar aslında şemsiye laflardır. Terör kimden gelirse gelsin. Terör nereden gelirse gelsin. Faik Bey, terör nereden gelir? Ha? Terör nedir? Korku yaratmak amacıyla ölçüsüz şiddet kullanmak. Örgütlü bir biçimde ölçüsüz şiddet kullanmak diye adlandırabiliriz. Şimdi geniş kitleleri korkutarak baskı altında tutmak kimin işine yarar? Herhalde fakir fukaranın işine yaramaz. Kimin işine yarar? Emperyalizm ve yerli işbirlikçilerin işine yarar. Yani terörün sahibi emperyalizmdir. Yani NATO'dur. Yani Atlantik sistemidir. Yani Batı'dır. Sen bunu söylemedikten sonra terör kimden gelirse gelsin bir insanlık suçudur. Kimden gelecek terör ya? Kimden gelecek? Ağırlı zavallı çiftçiden mi gelecek? Diyarbakırlı esnaftan mı gelecek? Hakkari'li köylüden mi gelecek? Gelmeyecek bunlardan. Nereden gelecek? PKK benim kara ordumdur, kara gücümdür diyen Amerika'dan gelecek. Amerika'nın kara gücü olarak doğurduğu, beslediği, büyüttüğü, 100 bin tır silah verdiği PKK'dan gelecek. Bunların adını koyun. Şşş, çocuk gel buraya.
dediğimde bunların hangisi gelecek? Hiçbiri gelmez. Adını koyarsan Mustafa ya da Ramazan ya da Şaban, o zaman bir tanesi üstlenecektir değil mi? Terör nereden gelirse gelsin. Lüleburgaz'dan gelecek sanki. Amerika'dan gelecek. Söyleyemiyorlar. Niye söyleyemiyorlar? Terör emperyalizmin kullandığı bir araçtır. Eğer siz de kişi olarak, kurum olarak, parti olarak, dernek olarak emperyalizme eklenmişseniz ve bunun bilincindeyseniz onun adını söyleyemezsiniz. Evet, Türkiye gazetesi, tefeci galericiler can yakıyormuş. Yakmayın. Niye yakıyorsunuz bakayım? Ermeni çeteler terör kamplarını koridora taşıdı. Yılanın yeni yuvası Zengezur. Karabağ'dan kovulan Ermeniler Zengezur'a 17 terör kampı kurdu. Eğitime de, bak dedim ama İran'ı şey yapar bunu. Arkadaşlar bir kere yazının spotunda iki sakatlık var. Bir, Karabağ'dan kovulan Ermeniler diyor. Karabağ'dan hiçbir Ermeni kovulmadı. Ey Türkiye gazetesi! Azerbaycan Karabağ'ı özgürleştirdikten sonra hiçbir Ermeni'yi kovmadı. Aksine dininizde, dilinizde, geleneklerinizde, örf ve adetlerinizde serbestsiniz. Siz bizim vatandaşımızsınız. Bir Azerbaycan vatandaşı olarak bir Azerbaycan Türk'ünden farklı hiçbir muamele görmeyeceksiniz. İstediğiniz gibi kalabilirsiniz dedi. Ama onlar gitmeyi tercih ettiler. Şimdi bakın, kendisi herhangi bir saikle kalkıp gidiyorsa siz gazetenizde Karabağ'dan kovulan Ermeniler diye yazamazsınız. Yazamazsınız. Azerbaycan Karabağ'dan Ermenileri kovmadı. Ha, Ermeni terör çeteleriyle mücadele etti. Ama hiçbir Ermeni'yi kovmadı. Böyle yazmak yanlıştır. Bu bir. İki, 17 terör kampı kurdu. Eğitimi de İran ve Batılı askerler veriyor. Allah Allah. Allah Allah. Sadece 24 saat süren antiterör operasyonu Karabağ'dan atılan Ermeni çeteleri tekrar ayağa. Ha bak şimdi. Karabağ'dan atılan Ermeni çeteleri derseniz eyvallah. Ama bir spotta yanlış bu. Karabağ'dan kovulan Ermeniler. Bu tam da neye benziyor biliyor musunuz? Batı basınının Kürtlerle PKK'yı özdeşleştirmeye çalışma çabalarına benziyor. İşte Kürtlerin silahlı mı? Hayır değil kardeşim. Kürtlerin silahlı mücadelesi falan yok. PKK, Amerika'nın kara ordusu. Burada da Ermeniler kovulmadı Karabağ'dan. Ermeni çeteleri kovuldu. Yani bu kadarını yazmayı beceremiyorsanız arada gelin bir ders verelim, anlatalım, edelim. E tabii ücreti mukabilinde Görev Vakfı'na bağış yaparsınız, biz de size anlatırız. Ama bu kadar basit şeylerde de böyle vahim hatalar yapmayın. Ermeni çeteleri tekrar ayağa kalkmak için Zengezur'a yuvalandı. Lübnan, Suriye, İran, ABD ve Fransa gibi birçok farklı ülkeden gelen yüzlerce Ermeni 17 kampa yerleştirildi. Teröristlere İran, İngiliz, Sırp, Fransız ve ABD askerleri, eski askerler silah ve saldırı eğitimi veriyormuş. Arkadaşlar bakın, şu ana kadar bu haberin kaynağını bilmiyoruz. Nereden aldınız bu haberi bilmiyoruz. Bölgeyi Kandil Dağı'na benzer bir terör üssüne çeviren bu ülkeler Gafan'da konsolosluk açma hazırlığı yapıyor. İstihbarat servisleri de çetelere bilgi akışı sağlıyor. Zengezur'da 4 Ermeni örgütü VOMA, VOVA, Yerkrapa ve Asala var. Gelişmeleri takip eden Bakü yönetimi Ermeni komitacıların sabotaj ve suikastlerine karşı tedbirlerini alıyor. Peki bunun kaynağı ne? Yok. Kaynağı ne kardeş? Ha? Bilmem ne haber ajansı mı? Bölgedeki bir yetkili mi? Adı açıklanmayan bir kaynak mı? Kaynak yok. E salla gitsin o zaman ama... Böyle olmaz. Bir kere bakın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü gazetelerde bir açıklaması var. İran Zengezur koridoruna sıcak bakıyor, destek veriyor diyor. Zengezur koridoruna sıcak bakan, destek veren İran neden Zengezur'da böyle terör örgütlerine destek versin? Hiçbir mantığı yok. Hiçbir mantığı yok. İhanete destek KHK'lı öğretmenden.
PKK destekçilerine baskın yapıldı. İhraç edilen öğretmen de dağın hizmetkarı çıktı. Muhalefetin genel seçim öncesi af vaat ettiği KHK'lılar teröre destekten vazgeçmiyor. İstanbul ve Kırklareli'de 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin birçoğu HDP il ve ilçe yöneticisi. Öğretmenken KHK ile atılan HDP'li Mesut Fırat'ın PKK'nın dağ kadrosundaki hainlerin saklanmasına ve yurt dışına kaçmalarına yardımcı olduğu tespit edildi. Vallahi bana hiç söylemeyin, gidin Kemal Bey'e söyleyin. Terör örgütü propagandası yapan Sezai Temelli, Meral Danış Beştaş, Pervin Buldan ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile tehditle suçlanan Cemal Enginyurt'un fezlekeleri meclise sunuldu. Tehditle suçlanan ne ya? Tehdit etmekle suçlanan. Neyse, meclis verir kararını artık. 16 milyon müjde bekliyor, emekli zammı bütçeye bağlı. AK Partili Mehmet Emin Akbaşoğlu emekli zammı için bütçe görüşmelerini işaret etti ve bütçe kanunu Ekim'in 3. haftasında meclis gündemine gelecek. Zamla ilgili değerlendirmeler kamuoyu ile paylaşacak dedi. Oho, gün gelecek, yonca bitecek. Ölme eşeğim ölme diye bir hikaye vardır ya. Ekim'in 3. haftasında meclis gündemine gelecek. 4. haftasında tartışılacak. Ekim'in 5. haftasında belli bir noktaya varılacak. Ekim'in 6. haftasında iyi hadi bakalım şu kadar olsun denecek. Ekim'in 7. haftasında birileri itiraz edecek. Ekim'in 8. haftası mı? yok. Bunların emekliye bir şey vermeye niyeti yok gibi görünüyor. Geçelim Türkiye Gazetesi'nde. Başka ne var elimizde? Evet, Sözcü. Ali Koç Sözcü TV'deymiş herhalde. Ulusal kanala gelecek hali yok ya. Sözcü TV'ye gider. Niye? Fenerbahçe'nin Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar orada program yapıyor. Geçelim. Demokrat Partili Vekil Cemal Enginyurt Sözcü'ye tek tek anlattı. Muhalefet nasıl olmalı? Bakın şimdi. Ey sevgili Türk milleti. Nasıl bir muhalefet olması gerekiyormuş? Enginyurt'a göre. Sivri dilli ve sert eleştirileriyle tanınan Enginyurt seçimden sonra sessizliğe bürünen muhalefete halkın sorunlarını hatırlattı. Yapılması gerekenleri sıraladı. Şimdi 129 tane CHP'li 3 Demokrat Partili milletvekili benzine zam geldiğinde Kızılay'a gidip kontak kapatmalı demiş. Şimdi nasıl olacak Cemal Bey? 129 CHP'li 3 Demokrat Partili yani 132 milletvekili şöyle mi yapacak? Arabalarına binecekler, arabalarını Kızılay'da park mı edecekler? Sokağın ortasına mı bırakacaklar? Açıklıklar mı getirmemiş ki? Caddenin ortasında mı bırakacaklar kontak kapatıp? Yani Ankara'yı kilitleyeceksiniz, Ankara'nın canını okuyacaksınız. Böylece protesto etmiş olacaksın. Öyle mi? İlginç bir kafa yapısı. Başka nasıl olurmuş muhalefet? 132 muhalefet milletvekili zam verilmeyen emekli için Çankaya'dan Kızılay'a yürümeli. Yürüsünler. Olur. Akbelen'de ormanlar kesilirken oraya gidip çadır kurmalı ve vatandaşın sesi olmalıyız. Tabii Cemal Enginyurt'a göre bu memleketin toprağı altındaki kömürü çıkartmamalıyız. Altını da çıkartmamalıyız. Bakır aman bize ne? Bor madenlerini de çıkartmamalıyız. Değil mi? Kalsın onlar orada. Biz gidelim oradan buradan kömür alalım. Atatürk'e hakaret eden hocaya tepki için bizler Diyanet İşleri'nin önüne gitmeliyiz. Halka zulmeden bu iktidara karşı toplanıp haykırmalıyız. Onlara direniş göstermeliyiz. Yürü be Cemal Bey. Niye biz muhalefet olarak ezilen insanın yanında değilsiniz? Yürüyüp haykırmalıyız. Hakikaten siz niye muhalefet olarak ezilen insanın yanında değilsiniz? Yani bırakın böyle provokatif eylemleri ama hakikaten siz muhalefet olarak niye ezilen insanın yanında değilsiniz? Biliyorum tamam mola ama bitirelim şunu ya 2 dakika. Karanlığı aydınlatmak için yanacağız. 132 vekili sokağa çıkmaya davet ediyorum demiş. Cemal Bey, bırakın şu provokatif eylemleri de. Doğru dürüst muhalefet yapın Allah'ınızı salarsınız. Valla ciddi söylüyorum. Adam gibi muhalefet yapın. Yok Kızılay'da arabaları bırakacaklarmış da kontak kapatacaklarmış da. Türkü, reklamlar sonra buradayız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması var.
Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan kahramanlar operasyonları kapsamında Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı. Bölücü terör örgütünün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Şu an Türkiye genelinde kırsal alanda 3 Ekim 2023 saat 8.30 itibariyle terörle mücadele kapsamında 8 orta çaplı, 458 küçük çaplı olmak üzere 466 operasyon yapılmaktadır. Yani şu anda 466 operasyon yapılıyormuş. Bu operasyonlara jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korusundan oluşan 960 tim ve toplam 13.440 kahraman vatan evladı katılmaktadır. Operasyonlara katılan MİT, emniyet ve jandarmamızın her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin demiş İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Biz de aynı temennilerde bulunuyoruz güvenlik kuvvetlerimiz için. Şimdi hep derler ya, terzi kendi söküğünü dikemez. Biz de kendi söküğümüzü size havale ediyoruz. Bu anlamda Görev Vakfı, Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi için atılım kampanyası başlattı. Umut var, sen var mısın? Umuda ortak ol sloganıyla başlatılan kampanyaya çok sayıda vatandaş taşınır taşınmaz bağışlarıyla katıldı. Ulusal Kanal özel yayınında konuşan Görev Vakfı ve Görev Medya yöneticileri, hedefimiz güzel ekran, güçlü ulusal kanal, her eve aydınlık mesajı verildi. Gerçekten de ikinci Kurtuluş Savaşı içerisindeyiz. Umutla ortaya çıkmak ve bunun güçlü sesi olmak. Aydınlık ve ulusal kanal nasıl bunun güçlü sesi olabiliyor? Öncü konumlarından dolayı. Kendisini büyük davalara veren, o davanın peşinde koşan, bugün Türkiye'nin üretim devrimi programı diye ifade ettiğimiz ve yegane çıkışı olan bu programın etrafında birleşmek ve bunu siyasal iktidar yapmak. Bunun için her şeyimizle ortaya çıkıyoruz. Milli demokratik devrimimizi daha ileri, daha ileri taşımak üzere üretim devriminin yolunu açacak gazete ve yayına, ulusal kanala, televizyon kanalına ihtiyacımız var. Bu yolu aşmak için de nasıl üretim devrimini arttırmak için yapay zekayı da kullanacağız diyoruz. En ileri teknolojiyi kullanacağız diyoruz. Uzaya çıkacağız, oradan gerekli olanakları kullanacağız diyoruz. Aynı şeyi biz Aydınlık'ta da, ulusal kanalda da yapacağız ki bu yolu açabilelim. Bunları yapmak için de en azından rakibimiz olan televizyon kanallarıyla rekabet edebilir hale gelebilmemiz gerekiyor. Teknik imkanlar açısından söylüyorum. Bu atılımla birlikte biz HD yayına tam anlamıyla geçeceğiz. Bunun müjdesini vereyim. Bir diğeri, şu arkamda gördüğünüz ekran. Neden bu ekran daha büyük olmasın? Buraya büyük bir ekran getireceğiz, koyacağız. Buraya stüdyomuza daha modern, daha göze hitap eden şık stüdyo masaları alacağız. Daha çok özel haberimiz olacak. Bunun için kamera lazım. Canlı yayın aracımız olsa çok güzel, donmadan saatlerce yayınlar yapabiliriz. Yani yeni karar eşittir imece. Yani bu coğrafyada vermeden sıçrama yapmak yok. Vermeden arttırmak yok. Kim veriyor? Tabii öncüler veriyor. Yani siyasal bilinci ve fedakarlık duyguları en üstte olan insanımız veriyor. Ulusal Kanal da öyle kuruldu. Evet, yani daha iyi bir ulusal kanal, daha güçlü bir ulusal kanal. Çok kolay gibi görünüyor ama ne bileyim işte, para lazım. Bazen siz benim sinirli halimi de görüyorsunuz. Bazen ne bileyim ortaya çıkan aksaklıklardan dolayı nasıl üzüldüğümü de fark ediyorsunuz. Ama arkadaşlar yani bunu nasıl yapacağız biz? Yani gidip işte sırtını bir holdinge yaslamak, biz ne bileyim işte belediyeye bilmem ne yapmak, bunlar bizim yapacağımız işler değil. Bizim bir tane patronumuz var. O da büyük Türk milleti. Sizden destek isteyeceğiz.
Bakmayın sadece işte Beyhan Bey'de, diğer konuşmacılarda bir takım teknik şeylerden falan filan bahsediyorlar. Ama yani buradaki bir arkadaş üç kişinin işini yapıyor. Her anlamda sıkıntı var. Eleman sıkıntısı da var, bilmem nesi de var. Reklam almıyor musunuz? Olmuyor işte. Demek ki o reklamlar bu masrafı karşılamıyor. Televizyon işletmeciliği garip bir şey. Devamlı götürüyor. Uydusuna para veriyorsunuz, elektriğine para, şusuna para, busuna para. Ayrıca bu arkadaşlar taş mı yiyecek yani? Değil mi? Tamam fedakar çocuklar hepsi, hepsi şey ama netice itibariyle de karınlarını doyurmak lazım. Meşhur sözdür, ordular mideleri üzerinde savaşır. Bunların da karınlarını doyuracaksın. 3, 5 neyse vereceksin yani. O yüzden ben çok fazla gevezelik etmeyeyim. Bu iş sizde. Bu iş Büyük Türk Milleti'nde. Size havale ediyoruz. Daha iyi bir ulusal kanal, daha sesi daha gür çıkan bir ulusal kanal. Daha dolu dolu işte fikirlerin, düşüncelerin tartışıldığı, paylaşıldığı bir ulusal kanal diyorsanız, Atatürk devrimlerinin tamamlanması için mücadele eden, savaşan bir ulusal kanal diyorsanız, artık bağışlarınızda, katkılarınızda, taşınır taşınmaz, hiç fark etmez. 3 ile 5 ile elinizden geleni yapacaksınız. Şimdi, uzun süre Antalya'daki kanun hükmünde üzerinden FETÖ istismarına yer verdik. Onları konuştuk. Bugün FETÖ'nün sanatı istismarına izin verilemez diye bir şey var. Aydınlıkta başlık var. Saat 10'da Eylül ayı enflasyon verileri açıklanacak. Olur bakalım. Editörüm 10'da enflasyon verileri açıklanacakmış, ona bir bakalım. Hatta ne bileyim işte bir ekonomistimiz varsa bir 5 dakika 10 dakika ona da yorumlatalım o enflasyon verilerini. Ne diyorduk? FETÖ'nün sanatı istismarına izin verilemez diyor haber. Kim bu? Bu arkadaş bildiğim kadarıyla Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Antalya'da. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptaline giden süreçte sürece ilişkin eleştirileri nedeniyle partisinden kesin çıkarma istemiyle disipline sevk edilen CHP'li Büyükşehir Meclis üyesi Oktay Başaran, tepkisini Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin genetik kodları, tarihi ve niçin CHP'li olduğu ile ilişkili olduğunu belirtti. Terör örgütü savunuculuğunun kabul edilemeyeceğini ifade eden Başaran özetle şunları söyledi. Mesele Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin FETÖ ile ilgili verdiği bir karar ve FETÖ ile mücadelenin gevşediğine dair toplumda oluşan genel kanaat neticesinde FETÖ'nün bu filmi, bu kanun hükmünde filmini ve özelde festivali istismar etmeye çalışmasına itirazdır. Terör örgütü savunuculuğu ifade özgürlüğüne girmediği gibi terör örgütlerinin sanat gibi değerli bir uğraşıyı ve ortak mutluluk kaynağımız olması gereken güzel bir festivali kendi aşağılık emellerine alet etmelerine de müsaade etmememiz gerekir. Benim bu CHP'li Kuvayi Milliyeci, Atatürkçü gerekçelerle yaptığım itiraz, başka partiye geçme hazırlığı veya altyapı çalışması olarak değerlendirildi. Ben Mustafa Kemal'in askeriyim. İnandığım bu mücadele için bir partiye ya da ünvana, makama ihtiyacım yok. Eğer burada FETÖ'nün istismarcılığına, ikiyüzlülüğüne itiraz etme hakkım kalmamış ise muhtaç olduğum kudretin nerede olduğunu bilip ona göre davranırım. Mesele FETÖ ile Türkiye Cumhuriyeti arasında var olan ve aynı hassasiyet ve ciddiyetle devam etmesine inandığım mücadelenin devam ettirilmesi ve sekteye uğratılmamasıdır. Doğrusu FETÖ'nün sanatı kirletmesi ve Antalya'nın gururu olan festivali kendi hain emelleri için istismar etmesini parti değiştirme polemiğiyle örtbas etmeyi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğe yakıştıramadım. Kendisi maalesef başından itibaren yanlış bir süreç yönetmiş ve sonuçta Altın Portakal Film Festivali bu yanlış süreç yönetimi nedeniyle iptal edilmiştir. Kendi başarısız süreç yönetimini siyasi demagoji ile perdeleme çalışmasına üzüldüğümü belirtmeliyim demiş. Vallahi bu sadece bir Muhittin Böcek meselesi değil ki efendim Oktay Bey. Oktay Başaran. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13. katındaki danışmanlar, şunlar bunlar, oho neler neler. Muhtaç olduğum kudretin nerede olduğunu biliyorum demişsiniz.
O kudret yeni cephede değil. Onu söyleyelim. Şimdi tabii baktığınız zaman sadece FETÖ değil Türkiye'nin meselesi, işte PKK'sı var bilmem nesi var ama hep söylüyoruz. Bu iş FETÖ, PKK, IŞİD bilmem ne, şu bu terör örgütleri meselesi değildir. Bütün bu terör örgütlerini yaratan, büyüten, besleyen, yöneten, yönlendiren bir güç var. O da emperyalizm. O da Atlantik sistemi, NATO diye özetleyebileceğimiz bir kurulum. Bakın her tarafta faaliyet göstermeye çalışıyorlar. Ve mesela hepsi bunların hemen hemen dış yardıma, dış güce bağlılar. Nedim Şener bir araştırma sonucunu paylaşmış. Dün onu aldım. Bütün partilerin neredeyse tabanlarının önemli bir bölümü. Nedim Şener WhatsApp'a atmıştım Anıl Bey. Bütün partilerin tabanlarının önemli bir bölümü dış güçlerin Türkiye'yi bölme çabalarını işaret ediyor. Ona dikkat çekmiş Nedim Şener. AK Partililerin %62,5'u, CHP'lilerin %62,7'si, MHP'lilerin %63,4'ü, İYİ Partililerin %59,5'u, HDP'lilerin %51,1'i, toplumun ortalama %62,4'ü dış güçlerin Türkiye'yi bölmeye çalıştığını düşünüyor. Metropol araştırma bir Türkiye'nin nabzı araştırması yapmış Eylül 2023. Arkadaşlar şöyle, yabancıların bölmeye çalıştığı bir ülkede mi yaşıyorsunuz sorusuna katılanların %62,4'ü evet demiş, %34'ü hayır demiş, fikrim yok, cevap yok diyenler %3,6. Bu cevaplar AK Parti'nin %62,5'u, AK Partililerin %62,5'u evet, yabancıların bölmeye çalıştığı bir ülkede yaşıyoruz demiş. %32,4'ü hayır fikrim yok, hayır demiş. CHP'nin %62,7'si evet demiş, bölmeye çalışıyor dış güçler bizi. %35'i yok, hayır demiş. MHP'nin %63'ü, 63,4'ü. Evet, yabancılar bizi bölmeye çalışıyor demiş. %34,6'sı hayır demiş. HDP Yeşil Sol Parti 51,1'i. HDP Yeşil Sol Parti tabanının 51,1'i evet, yabancılar bizi bölmeye çalışıyor demiş. Hayır diyenler %46,6. En yüksek hayır Yeşil Sol Parti'de çıkıyor. Ama yine de Yeşil Sol Parti HDP'de %51,1. Yabancıların bölmeye çalıştığı bir ülkede yaşıyoruz demesi önemli. YRP 79'u evet bizi bölmeye çalışıyorlar demiş. Zafer Partisi'nin %83'ü evet bizi bölmeye çalışıyorlar demiş. TİP'in %60'ı evet bizi bölmeye çalışıyorlar demiş. Diğer partilerin %75'i evet bizi bölmeye çalışıyorlar demiş. Yani Türk halkının ortalama %62,4'ü evet, yabancıların bölmeye çalıştığı bir ülkede yaşıyoruz demişler. İşte bu anketler ortadayken hala bir takım entelektüel tırnak içinde tiplerin ya da siyasetçilerin bir şey olduğu zaman siz de hemen dış güçler, dış güçler diyorsunuz falan itirazlarının bir anlamı kalmıyor. Halk işin doğrusunu biliyor. İşte Osman Kavala neden içeride? Yabancı güçler. Nasıl yabancı güçler? Soros'un adamı. Daha ne olsun? Daha nasıl yabancı güç olsun? Kimdi Milliyet'te bir köşe yazarı? Kavala sadece Kavala değildir demiş. Bakın Kavala ne demek mesela? Dış güçten ne anlamamız gerekiyor? Kavala ne demek? Osman Kavala neden içeride diye insanlar niye bağırır? Onların cevabını almaya çalışalım bu yazıdan. Milliyet 12. Zafer Şahin yazmış. Şöyle diyor. Gezi davası hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan Osman Kavala ilginç bir isim. Filmlere konu olacak bir hayat hikayesi var. 80'lerde kızıl milyarder olarak nam salmış bir iş adamı ama sıkı bir solcu. Solcu ama ünlem var sonunda. Aile şirketinin başına geçtikten sonra ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin F-16'larının koruma sistemlerinin geliştirilmesi ihalesini alıyor. Yolsuzluk iddiaları artınca bu işten çekiliyor.
Emlak, madencilik, coğrafi lokasyon alanlarında şirketler kuruyor, restoran açıyor. Arada Bir Gün gazetesine sponsor oluyor vesaire. Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan birçok kritik olayda niye ise hep ön planda o var. Yalnız Bir Gün gazetesinden önce 84 mü, 85 mi, 86 mı, 85 falan olabilir. Bir haftalık dergi çıkarttı yine Osman Kavala. Yayıncılık hayatında o haftalık dergi de var. Yeni Gündem miydi neydi, öyle bir şeydi. Bir de iletişim yayınlarının perde arkasındaki sponsoru olduğundan hep bahsedildi. Zaten şöhreti de ticaretteki başarısıyla değil, siyasi faaliyetleriyle yakalıyor. Tüm dünyada seçilmiş hükümetlere karşı darbeler planlayan George Soros'un Açık Toplum Enstitüsü'nün Türkiye temsilcisi. Kızıl Milyarder lakabının zaman içinde Kızıl Soros olarak değişmesi tesadüf değil. ABD ve Avrupa Birliği için çok ama çok önemli. Yargılaması devam ederken aralarında ABD'nin de olduğu 10 ülke onun serbest bırakılması için çağrı yaptı. Büyükelçiler olayını hatırlayın. Terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu elebaşına 2013'te Sırrı Süreyya Önder ile selam yollayıp istekte bulunacak kadar hukuku var. 2013 yılının Haziran ayındayız. Kavala'nın sponsoru olduğu iddia edilen gezi olaylarının 8. günü. CHP lideri Kılıçdaroğlu Kadıköy mitinginde resmi bir ziyaret için Fas'ta bulunan Başbakan Erdoğan'ı diktatör ilan ediyor. Ve milletin yakasından düşme vaktin geldi, eğer adam gibi adamsan istifa edersin diyor. Aynı gün Çakla Ankara'ya geliyor, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret ediyor. Çıkışta gazeteciler ne konuştunuz diye soruyor. Cevap enteresan, Cumhurbaşkanı'na yetkileri olduğunu hatırlattım. Geziyi bahane ederek seçilmiş başbakanı azletmesini istiyor Cumhurbaşkanı'ndan. Abdullah Gül'ün demokrasi sadece seçim değildir açıklaması da o günlerde yapılıyor. Gezi meselesinin sadece bir ağaç olmadığını, örtülü bir darbeyle demokrasinin rafa kaldırılmak istendiğini anlatan daha o kadar çok ayrıntı var ki hangi birini yazalım. Sadece 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın karşısına çıkan ittifakın temellerinin 2013'teki gezi olaylarıyla atıldığını söylemek yeter aslında. Hiç düşündünüz mü altılı masanın küçük ortakları Babacan ve Davutoğlu neden mağdur sıfatıyla ifade verdikleri gezi davasından çekilip direniş güzellemesi yapmaya başladı? Akşener neden gezi bir duruş bir direniştir diyerek Abdülhamit'i deviren İttihat ve Terakki'nin sloganıyla meydanları dolaştı? Lafı uzatmaya gerek yok. Altılı masanın temelleri gezide atıldı. 2023 seçimleri Gezi'nin adayıyla Erdoğan arasında geçti. O sebeple altılı masanın ortaklarının koro halinde Kavala'ya sahip çıkması şaşırtıcı değil. Selahattin Demirtaş'a 2013'te seni başbakan yaptırmayacağız dedirten Kavala hepsinin fikri önderi sayılır. Not: Kavala'yı Türk mahkemelerinin kararlarına rağmen masum ilan edenler eski CIA ajanı Harry Barkey ile ilişkisine bir baksın. Her ikisi de Robert Kolej mezunu. Kavala ve Barkey darbeden 2 hafta önce Diyarbakır'da ne arıyordu? Barkey, Kavala'nın şirketlerine ait telefonlarla 93 saat 34 dakika 1 saniye ne görüştü? Uzmanlık alanı darbeler olan Barkey'in 15 Temmuz'dan 3 gün sonra Kavala ile İstanbul'da yediği yemekte neler konuşuldu? Bu soruların cevaplarının devletin elinde olduğundan hiç şüpheniz olmasın. Dış güçler, dış güçler diyorsunuz ya, alın size dış güçler. Harry Barkey ya. Daha ne olsun? Şimdi Türk milleti şaşmaz iradesiyle, ferasetiyle. Evet, dış güçlerin Türkiye'yi bölmeye çalıştığı bir ülkede yaşıyoruz diyor. %62,4 gibi bir oranla. Bu durumda ne yapmanız gerekir? Bu durumda artık teröre, şuna, buna bakarken hep emperyalizm kavramını göz önünde tutarak bakabilirsiniz. Bakın mesela Yeni Şafak'ta Turgay Bey'di galiba. Turgay Güler miydi? Sam amcasının canlı bombaları diyor. Bu en son olay için işaret olarak doğrudan Amerika'yı gösteriyor. Turgay Güler Yeni Şafak'ta Sam amcasının canlı bombaları başlıklı. Pardon, Tamer Korkmaz'mış. Turgay Güler'le karıştırdım. Kusura bakmasın Tamer Bey. Şöyle diyor. Meclisin açılış gününün sabahı İçişleri Bakanlığı'na saldıran iki teröristten biri kendisini patlattı, diğeri öldürüldü. Saldıranlar PKK'lı canlı bombalar, Sam amcasının vekil askerleri.
Hep söylüyoruz, Türkiye ABD ile adı konulmamış bir savaşta gizli harp yaşıyor. Hep söylemiyorsunuz. Biz ta 2007'de söylüyorduk, 2006'da söylüyorduk. Siz 15 Temmuz'dan sonra söylemeye başladınız. Ama söylemeniz önemli. Onu söyleyeyim Tamer Bey. Vaziyet böyleyken ABD ile yeni dönem ya da ABD ile normalleşme başladığı gibi ikide bir sahne aldırılan lafların hiçbir geçerliliği hükmü yoktur. Oo Tamer Bey reise muhalefet yapıyor. Vay 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 Yeni Şafak'ta Cumhurbaşkanı'na muhalefet. Allah Allah. Ne diyor bak vaziyet böyle. Ha baştan alalım. Hep söylüyoruz. Türkiye ABD ile adı konulmamış bir savaşta gizli harp yaşıyor. Vaziyet böyleyken ABD ile yeni dönem ya da ABD ile normalleşme başladığı gibi ikide bir sahne aldırılan lafların hiçbir geçerliliği hükmü yoktur. Bu lakırdılar bir nevi göz bağcılıktır. Haydut devlet ABD bölgemizde ve dünyada terörün mühendisidir. Vay 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 Yeni Şafak'tan bunlara. Bak bunları Cumhuriyet yazsa mesela ne kadar güzel olur değil mi? Yazmıyor. Sözcü yazsa ne kadar güzel olur yazmıyor. Kim yazıyor? Aydınlık yazıyor ama Yeni Şafak'ta okumak da güzel oldu ha. Haydut devlet ABD bölgemizde ve dünyada terörün mühendisidir. Türkiye'ye yönelik terör saldırılarının tamamının perde arkasında ABD var. Dünden bugüne bu hep böyledir. Ulan bir de NATO, Gladio falan de. Hadi. Dedi valla. Gelecek satırda onu da diyor. Vaktiyle NATO'nun Gladio'su eliyle Türkiye'de PKK'yı inşa eden, PKK terör örgütünü Kuzey Irak'ta konuşlandıran, Suriye'nin kuzeyinde ise PKK'nın uzantısı olan YPG'li teröristleri yöneten ABD'nin ta kendisidir. 2015'ten bugüne Türkiye'nin içeride ve sınır ötesindeki operasyonlarla PKK terörünü neredeyse bitirme noktasına gelmesi ABD'yi çıldırtıyor. Tam da meclisin açıldığı gün PKK'lı canlı bombaları üzerinden güç gösterisi yapmaya yeltendiler. Bu terör saldırısı aynı zamanda 14 ve 28 Mayıs seçim sonuçlarından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Samamca'nın tepkisini simgeliyor. Ha illa da iktidara bir şey yapacaksınız yani. Neyse yapsın bakalım. Türkiye'de seçim sandığından çıkan milli iradeye demokrasiye Amerikan usulü tepki. Valla çok öyle gibi gelmedi bana. Daha çok belki bu paragrafta vardır. Destek verdikleri Ermeni çetelerinin Karabağ'daki son yenilgisini müteakip bölgedeki sinsi planlarının çökmesini de buraya ekleyelim. Şimdi daha doğru. Ne oldu? Haydut ABD PKK'sının eliyle başkent Ankara'nın göbeğinde güç gösterisine kalkıştı. Türkiye'ye gözdağı vermeyi yeltendi. Neticede hak ettiği cevabı aldı. Bir de terör sevici İsveç var. PKK'lı ve FETÖ'cü hainleri itina ile himaye eden İsveç devleti. NATO üyesi olabilmek için Türkiye'ye muhtaçlar. Stockholm, Ankara ile yaptığı malum mutabakatın gereklerini bir türlü yerine getirmediği halde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden üyelik için onay bekliyor. Türkiye'nin iadesini talep ettiği PKK'lı ve FETÖ'cüleri vermediler. Stockholm'de Türkiye'yi hedef alan PKK eylemleri gırla gidiyor. İslam'a yönelik aşağılık saldırılar, özellikle de Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemleri İsveç polisinin himayesinde sürekli tekrarlanıyor. Ankara'nın orta yerinde, meclisin bitişiğinde İçişleri Bakanlığı'na saldıran PKK'lı canlı bombaları pek seven İsveç devleti, işte bu terör sevici kafayla gitmeye devam ettiği sürece meclisten sadece havasını almalıdır. Meclisin açılmasını bekliyorlardı ya, meclis mevcut şartlarda terörün hamisi İsveç'in NATO'ya üyeliğine asla onay vermemelidir. Aksi halde vebali fevkalade ağırdır demiş. Şimdi tabii doğruları var, eksikleri var. Ama Yeni Şafak'ta bir köşe yazarının Sam amcanın teröristleri diye yazı yazması İsveç'in asla NATO'ya girişine onay verilmemesi gerektiğini yazması aslında şeker bir şey, güzel bir şey. Ama işte Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri ve PKK'lıları ya da teröristleri desteklemesiyle bağlantılandırdığınız zaman eksik kalıyor. Onlar yok mu? Var. Var ama İsveç'in NATO'ya üyeliğinin onaylanmamasının sebebi
Sadece oraya bağlı kaldığında eksik kalır, kusurlu kalır. Doğru da olmaz. Şimdi bakın, eğer terörist besleme, saklama meselesini gündeme getireceksek, hangi NATO ülkesi yapmıyor ki? Hı? Bütün NATO üyesi ülkeler, FETÖ'sünden PKK'sına, bilmem nesine kadar teröristleri kolluyorlar, koruyorlar. Almanya'sı, Fransa'sı, Belçika'sı, bilmem nesi, hepsi böyle. O zaman İsveç'in NATO üyeliğine PKK'yı barındırıyor, teröristleri barındırıyor diye karşı çıkmak eksik ve yanlış. Doğrusu ne? Arkadaşlar, doğrusu NATO'yu doğru anlamak. NATO bir işgal, baskı ve yönlendirme, tahakküm aracıdır. Emperyalizmin silahlı örgütüdür. Avrupa'yı bununla baskı altında tutar, bununla sağa sola tehdit verir. 1945'e kadar bir Sovyet tehdidi var mıydı? 1917 yılında kurulmuş Sovyetler Birliği. 1945'e kadar, 47'ye kadar bir Sovyet tehdidi var mıydı Avrupa için? Yoktu. Gayet de güzel ilişkileri vardı Avrupa'yla. Sonra ne oldu? Birdenbire bir Sovyet tehdidi yaratıldı. Ve Sovyet tehdidine karşı Amerika dedi ki, ey Avrupa, ben seni koruyacağım Sovyetlere karşı. Nasıl koruyacaksın? NATO ile koruyacağım. NATO'nun nesi var? Askeri var. Kim bu askerler? Amerikalılar. Ama diyor, sen de asker vereceksin. Kim bu Amerikalı askerler? Bu Amerikalı askerler, İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'yı koruma bahanesiyle Avrupa'ya çıkartılan Amerikan askerleri. Savaş bittikten sonra Amerika bunları geri çekmedi. Bunlar bir işgal gücü olarak Avrupa'da kaldılar. Bunların kalmalarını meşrulaştırmak için bunların üstüne bir örtü örtmek gerekiyordu. O örtü de NATO oldu. Dolayısıyla NATO, Amerika'nın Avrupa üzerinde askeriyle kurduğu, silahlı gücüyle kurduğu baskının adıdır. Ama sadece bu kadar da değildir. NATO içinde kurulan, özür dilerim, süper NATO, yani kontrgerilla, yani Gladio, ki NATO'ya katılan bütün ülkelerde vardır bu. Bunların eliyle bu ülkelerdeki en ufak bir işçi hareketini, sol hareketi, özgürlük hareketini, anti-emperyalist hareketi boğmak için kullanılan bir kontrgerillaya sahip. Şimdi bütün bu bilgiler ışığında şöyle düşünün. 90'lı yılların başında Sovyetler Birliği çöktükten sonra Gorbaçov'la NATO üyesi ülkeler arasında bir söz alışverişi var. Tamam diyorlar, biz Sovyetler Birliği'ni feshedeceğiz ama siz de doğuya doğru, yani Rusya'ya doğru genişlemeyeceksiniz. Tamam diyor Amerika, ama Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra 21 kez doğuya doğru genişliyor. NATO'nun doğuya doğru genişlemesi demek sadece Rusya'nın tehdit edilmesi demek değil. Aynı zamanda Türkiye'nin, Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın, Azerbaycan'ın, işte Mısır'ın, Ürdün'ün, Suudi Arabistan'ın, Libya'nın hepsinin tehdit edilmesi demek. Yani Asya'nın tehdit edilmesi demek. Asya'nın kalbine girmek isteyen bir NATO var. İşte 22. genişleme girişiminde Rusya dur dedi, Ukrayna'da dur dedi NATO'ya. Şimdi NATO ister yukarıya, ister aşağı, ister sağa, ister sola, ister doğuya, ister batıya, ister kuzeye, ister güneye, nereye genişlerse genişlesin, genişlediği her yere şu Amerikan bayraklarını dikecektir ki bu Amerikan bayrakları sadece bir bayrak değildir, bir askeri üstür, askeri güçtür. Onun adı da savaş uçağıdır, savaş helikopteridir, tanktır, tüfektir, toptur, füzedir, her türlü ölümcül savaş aracıdır. Şimdi bakın, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Ege Adaları, Girit, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, Gürcistan, etrafımız bu savaş aygıtlarıyla, yani bu bayraklarla çevrilmiş durumda. Bu kuşatmayı kim yapıyor? Amerika. Kimin eliyle yapıyor? NATO'nun eliyle.
Siz NATO'ya ister burada, nerede bir damla kan verirseniz o NATO'yu güçlendirmek olacaktır ve NATO sizin kanınızı bir gün dökmek için daha güçlü hale gelecektir. Yeni Şafak yazarının eksiği budur. NATO'yu doğuya doğru genişleyen bir tehdit olarak görmektense ve bu yüzden İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmaktansa, vallahi işte İsveç PKK'lıları barındırıyor, bilmem ne, buradan girmeydi. Bunda da doğruluk payı var ama asıl sebep bu kuşatmadır. Şimdi gerçekten de meclis açıldı. Artık bugün olur, yarın olur, 10 gün sonra olur. 600 milletvekilinin önüne İsveç'in NATO'ya dahil edilmesinin kabul edilmesine dair bir belge koyacaklar. Bunu onayla diyecekler. Türk milleti biraz önce gösterdiğimiz ankette ne diyordu? Yabancıların bölmek istediği bir ülkede yaşıyoruz. %62,4 ile. NATO ne? Yabancı bir güç. Amerika ne? Yabancı bir güç. Atlantik sistemine yabancı bir güç. Emperyalizm ne? Yabancı bir güç. Yani Türkiye'yi bölmek isteyen NATO. Türk milleti %62,4 ile böyle düşünüyor. O zaman Türk milletinin talebi ortaya çıkıyor. Türk milleti diyor ki, ey milletvekillerim, sizi ben seçtim. 600 kişiyi oraya gönderdim. Bu NATO dediğiniz şey beni kuşatıyor. Bana ölüm tehdidi savuruyor ve bunu yapacak. Niye? O silahlar oraya süs diye gelmedi. Bir gün ateşlenecek o silahlar. İşte bu NATO'ya karşı ol. Bu NATO'nun genişlemesine karşı ol. İsveç'in NATO'ya katılmasına karşı ol. Reddet. Sayın milletvekilleri, Türk milletinin talebi bu. Türk milletinin talebi bu. Yapılan başka anketlerde de Türk milletinin NATO'nun Türkiye'yi korumayacağına, aksine hasım olduğuna, düşman olduğuna dair sonuçlar var. Şimdi bu koşullar altında partinizin grup kararı ya da kendi kararınız ya da şu ya da bu beni hiç ilgilendirmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı'nı vermiş. Gazi bir meclistir. Sonra bir kez daha gazi olmuştur. 15-16 Temmuz 2016 gecesi Amerika eliyle, Amerika tarafından FETÖ eliyle yapılmaya çalışılan darbe girişimi sırasında bombalanmıştır. Ama buna rağmen meclis çalışmaya devam etti o gece. Şimdi iki kere gazi meclis bizim manevi şahsiyetini en yüksekte tuttuğumuz bu meclis İsveç'in NATO'ya girmesini şiddetle reddetmek zorundadır. Bu kadar da değildir. NATO'dan çıkalım demek zorundadır aynı zamanda. Türk milletinin talebi budur. Arz ederim. Şimdi burada tabii sadece meclisin NATO'ya hayır demesi yetmez. Emperyalizmin, kapitalizmin, Atlantik sisteminin, NATO'nun beslediği, büyüttüğü, desteklediği terörü de bitirmek gerekiyor. Bitirmek ama bakın, bitirmek. Ne gibi? Aydınlığın manşetinde bugün dediği gibi, süpürmek değil, bitirmek. Şam ve Bağdat'la anlaşalım, süpürme değil bitirme. Şimdi neden Şam ve Bağdat'la anlaşalım? Az önce o bayraklı haritada gösterdiğimiz bir şey vardı. NATO tehdidi sadece Türkiye'ye değil ama önce Türkiye'ye. Sadece Rusya'ya değil ama öncelikle Rusya'ya. Ama sadece bu iki ülkeye değil, bütün bölgeye, bütün Asya'ya büyük bir tehdittir. Bu tehditten nasibini alanlar arasında Irak, Libya, Tunus, Büyük Orta Doğu Projesi kapsamındaki bir takım ülkeler ama en kötüsünde Suriye almıştır.
Yani emperyalizm tarafından, NATO tarafından, Atlantik sistemi tarafından tehdit edilen ülkeler arasında Türkiye ve Suriye var. Suriye'nin çok önemli bir bölümü, neredeyse üçte biri işgal altındadır şu anda PKK Amerika tarafından. Yani mazlum tarafta olan iki ülke var, Suriye ve Türkiye. O yüzden Şam ve Bağdat'la anlaşalım diyoruz. Aynı şekilde Irak yerle bir edilmiş, yani Bağdat. Ve terörü bitirelim, süpürmeyelim diyor. Ankara'daki terör saldırısından sonra Cumhurbaşkanı yine 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeden bahsetti. Konuyu aydınlığa değerlendiren uzmanlar, terörün sınırdan uzaklaştırılarak bitirilemeyeceğini, bölgesel işbirliğinin şart olduğunu söyledi. Her terör saldırısından sonra güvenli bölge gündeme geliyor ama terör sınırdan uzaklaştırılsa da gelip yine bizi vuruyor. Emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Fahri Erenel, güvenli bölge kavramının anlamı kalmadı. Süpürme olmamalı, terör tamamen bitirilmeli dedi. Profesör Doktor Hasan Ünal da Suriye ile normalleşmeyi daha fazla uzatmanın anlamı yok ifadelerini kullandı. Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe, 1 Ekim'de Ankara'da yaşanan terör olayı mesaj vermek içindir. Teröre karşı köklü çözüm için yapılması gereken, terörden zarar gören ülkelerin Türkiye, Suriye, Irak, İran'ın birlikte hareket etmesi ve terör belasını tamamen temizleyecek adımlar atmasıdır diye konuştu. Doktor Eray Güçler de Türkiye'nin PKK'yı stratejik bir çember içine aldığını ve örgütün sonunun geldiğini söyledi. Vatan Partisi MKK üyesi emekli Havakurmay Albayı İhsan Sefa, bölgedeki terörün kaynağının ABD olduğunu söyledi. Sefa, ABD'ye karşı dik durarak ve Asya Birliği'ni savunarak terör bitirilebilir dedi. İşte bu. Biraz açalım bunu arkadaşlar, biraz daha üstüne gidelim. Üstüne üstüne gider. Bıktırıncaya kadar gider. Sonuç alıncaya kadar gider diyoruz ya. Öyle yapalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmasında Türkiye'nin güneyinde 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge kurulacağını yine dedi. Erdoğan, atacağımız yeni adımlar sadece hazırlık, zaman ve ortam meselesidir. Bunun için bir gece ansızın gelebiliriz sözü kulaklardan hiç eksik olmasın diyoruz ifadesini kullandı. Aynı gün Ankara'da terör örgütü PKK'nın üstlendiği bir terör saldırısı meydana geldi. Türkiye'nin terörle mücadelesinin nasıl devam edeceğini ve hükümetin terörü süpürme siyasetini uzmanlara sorduk. Güvenlik uzmanları süpürme değil, terörün tamamen bitirilmesi vurgusunu yaptı. Uzmanlar görüşlerini şöyle aktardı. İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi GÜVSAM Başkanı emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Fahri Erenel diyor ki, bu eylem PKK taraftarlarına moral olmak üzere planlanmış bir eylemdir. Türkiye terörle mücadelede kendi sınırları içinde son derece önemli mesafeler kat etti. Önceki günkü eylem bireyseldi ama önlenebilir miydi? Belki önlenebilirdi ama tarihsel olarak terör eylemleri şunu gösteriyor. Terör eylemlerini bir süre erteleyebilirsiniz ama bir boşluk ortaya koyduğunuz anda bunun karşılığını alırsınız. Bugün PKK'ya katılanların sayısı yok denecek kadar azdır. Diyarbakır annelerinin sayısı her gün artıyor. Öte yandan Amerika, sözde Suriye Demokratik Güçleri adı altındaki yapısına desteğini her geçen gün artırıyor. Bu teşkilatlanmış, arkasında Amerika gibi bir ülkenin desteğini almış bir yapı. Süpürme olmamalı. Terör tamamen bitirilmeli. Daha önce de bunun doğru olmadığını söylemiştim. Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki yeri hiç uygun bir pozisyon değil. Terör örgütü süpürülürse sadece sınırdan uzaklaştırılmış olur. Ama bu sefer de Ukrayna'da yaptığı gibi 250 kilometre menzilli füze verecektir PKK terör örgütünün eline. Artık M4 karayolu veya güneyi veya güvenli bölge kavramlarının hiçbir önemi kalmadı. Burada hedefin doğrudan PKK terör örgütü olması gerekiyor. PKK terör örgütünün bulunduğu hedeflere misliyle mukabelede bulunulması gerekiyor. Artık hava harekatıyla da olacak şey değil. Bu doğrudan doğruya Türk Silahlı Kuvvetleri elindeki gelişmiş sistemlerle Irak ve Suriye'nin kuzeyi ve güneyindeki hedeflere harekat icra etmektir. Hasan Ünal hocamız da diyor ki, Suriye ile normalleşmeyi daha fazla uzatmanın alemi yok. Suriye ile ilişkilerin bozulmasının bize maliyeti yüksek oldu. Sığınmacıların maliyeti ekonomimize ciddi zarar verdi. Artık Suriye ile kapsamlı ilişkilere girmemiz gerekiyor.
sığınmacıların ülkelerine dönüşü konusunda bir mutabakat imzalamalıyız. Suriye ile sadece PKK-PYD değil, cihatçı grupları da kapsayan bir işbirliği yapmalıyız. Yaşadığımız sorunlar, yapılan açıklamalar uzlaşmamıza engel değil. Suriye ile güvene dayalı bir işbirliği yapmalıyız. Birlikte hareket edersek Suriye'yi tamamen terörden temizleriz. Bu güveni sağlayabilmemiz için Türkiye'nin kontrolündeki bölgeleri birlikte yönetme politikası izleyebiliriz. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Çin'e gitti. Sıcak ilişkiler kurdu. Yapılan açıklamalar ve gelişmeler Suriye'nin ABD planlarına kurban edilmeyeceğinin açık göstergesi. Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerini normalleştirmesi, teröre karşı birlikte hareket etmesi iki ülkenin de lehinedir. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Fuat Gökçe de diyor ki, Türkiye kendisine yönelik terör tehdidine karşı acil operasyonlar yapabilir, Elbap ve Tel Rifat gibi yerlere harekat gerçekleştirebilir ama teröre karşı köklü çözüm için yapılması gereken terörden zarar gören ülkelerin Türkiye, Suriye, Irak, İran'ın birlikte hareket etmesi ve terör belasını tamamen temizleyecek adımlar atmasıdır. Ayrıca Astana sürecinde daha hızlı adımlar atmak gerekir. Tahran'da yapılan son liderler zirvesinde hedef belirlenmişti. Terördür. Arkasındaki güç de ifade edilmiştir. Üç lider de ABD'nin bölgeden gitmesini istemiştir. Bu doğrultuda atılacak adımlar Suriye ile Türkiye'nin sahada birlikte hareket etmesi, terörün tamamen bitirilmesi için önemlidir. Rusya da bu süreçte bölge ülkesi olarak orada olmalı ve terörün bitirilmesi için destek vermelidir. 1 Ekim'de Ankara'da yaşanan terör olayı mesaj vermek içindir. Saldırı başarılı olmamıştır, engellenmiştir. Olayın Karabağ'da yaşanan gelişmelerden sonra olması, mecliste İsveç'in NATO üyeliği üzerine öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekicidir. Bütün bu gelişmeler iyi analiz edilmelidir. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi ASAM uzmanı Dr. Eray Güçler de diyor ki, PKK'nın bölgeden tamamen yok edilmesi için işbirliği gerekiyor. Ancak aldığımız bilgilere göre özellikle rejim bu konuda istekli değil. 7 Eylül'de açıklama yapmıştım. Rejimin Türkiye ile işbirliğine yanaşmaması 30 kilometre güvenlik kuşağı oluşturmaya itiyor Türkiye'yi. Bence tam tersi Eray Bey. Bence Türkiye'nin 30 kilometrelik güvenlik kuşağı oluşturması Suriye'de bir tedirginlik yaratıyor ve bu yüzden tabii kuşkulara yönleniyor. Bu da benim fikrim. Türkiye'nin kendi göbek bağını kendisinin kesmesine sebep oluyor. Türkiye'yi PKK'yı stratejik bir çember içine almış durumda. Irak operasyonları doğuda, kuzeyde TSK ve MİT, batıda İdlib, güneyde Arap aşiretleri PKK'yı sıkıştırdı. PKK alanda güç kaybetti. Kaybettikleri teröristlerin yerine de koyamıyor. PKK'nın yavaş yavaş sonu geliyor. Yani dediğim gibi yani sorun Suriye'nin itirazından dolayı 30 kilometreye inmiş durumda değil. Biz 30 kilometre meselesini gündeme getirdiğimiz için Suriye tedirgin oluyor. Yoksa el ele verdiğimizde Suriye'nin toprak bütünlüğünü düşündüğümüzde yapılacak tek şey birlikte hareket etmek. Bir reklam aramız varmış. Var değil mi? Ne kadar? Tamam. Reklam aramız var. Belki yine bir müzik falan olur. Araya bir nefes alın, bir şey yapın, bir rahatlayın. Gidin kahvenizi, çayınızı alın. Çünkü benim daha anlatacağım çok şey var. Ona göre yani. Ne dedim? Müzik, reklamlar, sonra birlikteyiz. Evet, devam edelim. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı'nın Akşam Gazetesi'nin manşetindeki sözleri şöyleydi. Başkan Erdoğan, enflasyonu yeniden tek haneye düşürmeyi ve gelir dağılımını iyileştirmeyi hedeflediğini söyledi. Hedef daha iyi gelir dağılımı dedi ama bunun için enflasyonu tek haneye düşürmeleri gerektiğini söylemişti. Biz de ne dedik? O iş öyle olmaz dedik. Olmadığı ortaya çıktı. Yani Mehmet Şimşek'in politikalarıyla, Hafize Gaye Erkan'ın politikalarıyla o iş olmaz. O iş üretimle olur dedik. Ama yani nasıl üretim yapacaksınız? Sanayi, doğalgazı bilmem ne kadar olmuş, motorin şu kadar, benzin bu kadar, elektrik bu kadar, gübre şu kadar, tohum bu kadar. Ben üretim yapacağım. Bu rakamlarla yapamazsınız. Nitekim
Eylül ayı enflasyonu açıklandı. Eylül ayında yıllık enflasyon %61,53'e yükseldi. Aylık enflasyon ise Ağustos'taki %9,9'luk seviyesinden %4,75'e geriledi. TÜİK, Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi yani TÜFE, Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %61,53, bir önceki aya göre ise %4,75 yükseldi. Böylece yıllık enflasyon yükselişini 3. aya taşırken 2023'ün en yüksek seviyesine ulaştı. Ağustos ayında yıllık enflasyon %58,94, aylık enflasyon %9,9 olarak açıklanmıştı. Ne oldu şimdi? Ha? Yani alkışlarla, şarkılarla, türkülerle getirdiniz Mehmet Şimşek'i, Hafize Gaye Erkan'ı. Enflasyonu düşürmek için getireceğiz dediniz, patladı. Ya böyle bir enflasyon nasıl kabul edilebilir? Yıllık %61,53. Aylık 4,75. Aylık 4,75 demek çarpı 12 kaç ediyor ya? Bir dakika. 4,75, 12, 15, 8, 9, 5, 7, 4. Al 0, 0, 16, 17. İşte yıllık enflasyon da bu. Peki ne olacak? Valla bu kafayla, bu Şimşek politikasıyla, Erkan politikasıyla hiç enflasyonun düşmesini falan filan beklemeyin. Yani rasyonel politikalara döneceğiz. Bilmem ne yapacağız. Şöyle yapacağız. Böyle böyle olmuyor işte. Siz ne yapacaksınız? Siz doların tahakkümünden kurtulacaksınız önce. Doların tahakkümünden kurtulacaksınız. Üretime yatırım yapacaksınız. Önce üretim girdilerinin maliyetini düşüreceksiniz. Yani çiftçiye ucuz mazot vereceksiniz, ucuz elektrik vereceksiniz, sanayiye ucuz doğalgaz vereceksiniz. Ondan sonra sanayinin ithal ikamesi meselesine gireceksiniz. Yani ihraç ettiğimiz her sanayi ürününün %70'i, 80'i zaten ithal. Bunlarla yapamazsınız. Ama tabii ben böyle konuşuyorum ya. Siz çok da fazla bunları ciddiye almayın. Çünkü bu benim alanım değil. Ben ekonomiden anlamam. Ben ekonomi politikten anlarım. Ama ekonomiden anlayan birileri var bu Türkiye'de. Ciddi ciddi ama ekonomiden anlayan birileri var. Şimdi bir 50 saniye mi? Bir 50 saniye süre istediler. Bir reklamımız varmış. Ciddi ciddi ekonomiden anlayan birilerine de bağlanalım. Bu enflasyon oranları neyi gösteriyor onu bir konuşalım bakalım. Hadi. Rakamlara bak ya, enflasyon Eylül'de yıllık %61,53. Daha önce ne kadardı? 58,9'du. Yani artmış, düşeceğine artmış. Yani bizim dediklerimiz doğru. Mehmet Şimşek politikaları yanlış. Aylık 7,75, önceki 9,09. Eğitim %30 artmış. Enflasyon eğitimde %30 artmış. Alkollü içecekte ve tütünde %10,3 artmış. Konut %5 artmış aylık. Ev eşyası %5,22. Yani bu rakamlarla Türkiye'de insanların nefes alabilmesi bile çok zor. Nefes alabilmesi bile çok zor. Olacak gibi değil. Peki ne yapacağız? Ekonomiyi doğru dürüst tartışacağız. O liberal ekonomistler gibi bilmem neler gibi. Ay şöyle olacak, böyle olacak. Şey vardı ya, Özgür Demirtaş vardı. Kovulmuş biliyor musunuz? Ya bir sürü insan da ama bak kardeşim Özgür Demirtaş böyle söyledi falan diyor. Ekonomist Özgür Demirtaş, Akbank Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Üst düzey yönetiminde değişiklikler yaşanan bankada yeni genel müdür de Kaan Gür oldu. Devam. Devam. Bu kadar mı? Haber bu kadar mı?
Akbank Genel Müdürlüğü'nde görevine Kaan Gür getirilirken 2012 yılından beri genel müdürlük görevini yürüten Hakan Binbaşgil yönetim kurulu başkan yardımcısı ve murahhas üye olarak atandı. Ekonomist Özgür Demirtaş da Akbank yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Durduk yerde böyle bir ballı maaştan niye vazgeçsin ki Özgür Demirtaş? Akbank'ın kamu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamaya göre bankanın yönetim kademesinde değişiklikler yaşandı. Buna göre Hakan Binbaşgil yönetim kurulu başkan yardımcısı, Eyüp Engin yönetim kurulu üyesi ve Kaan Gür genel müdür olarak atandı. Açıklamada yönetim kurulu üyesi olan Özgür Demirtaş'ın istifasında kabul edildiği bildirildi. Demirtaş 2018'den beri bankanın yönetim kurulu üyesiydi. Ne oldu ki? Bir rivayete göre, dur Cem küçük bir şeyler söylemiş Demirtaş'la ilgili. Dur bakalım belki oradan bir şey gelir, ipucu gelir. Akbank'ın diyor Cem Küçük, yeni genel müdürü Cenk Kaan Gür göreve başlar başlamaz kendi kitlesini afyonlamak dışında bir işi olmayan Özgür Demirtaş'ı şutlamış. Sayın Gür'ün sosyal medya trollüğü yapacak kişinin banka yönetiminde işi yok dediği söyleniyor. İşte bunların ekonomistliği bu kadar. Ama bu adamlar yaptıkları yaygarayla şununla bununla bir sürü insanı etkiliyorlar. Hatta belki de siyasi iktidarı bile etkiliyorlar. Oysa işin doğrusu şudur. Siz 40 lirayı bulan mazotla üretim yapamazsınız. Dünyanın parası elektrik ödeyecek adam tarlasını sulayamaz. Traktörüne mazot koyamaz. Gübre alamaz. Sanayici bu maliyetlerle rekabet edemez. Üretim yapamaz. Sonra enflasyon %61 oldu. Olur. Daha da olur. Oysa yapılması gereken şey belli. Üretim devrimi, tasarruf, istihdam ve bunların neticesinde ihracat. İthalat yaparak ihracat değil. Ama tabii gel de anlat. Kime anlatıyorsun? Ben anlatamıyorum belki de. Belki de benim gücüm yetmiyor, yeteneklerim el vermiyor. Belki de ne bileyim, diyorum ya benim işim değil ekonomi. Ben ekonomi politikten anlarım, ekonomiden anlamam ki. Ama Vatan Partisi Ekonomi Politikası Bürosu Başkanı Hakan Topkurlu anlar. Soralım mı? Hadi soralım. Soralım mı? Peki. Hakan Bey, günaydın. İyi bir haberimiz yok. Enflasyonla ilgili rakamlarımız var. Sizi de bunun için rahatsız ettik. Hemen rakamları vereyim ben size. Enflasyon yıllık %61,53. Öncesi 58,9'du. Aylık %4,73 mu? 7,75 yazmışlar buraya galiba. Yanlış o. Eğitimde mesela %30,27, alkollü içecek ve tütünde %10, konutta %5,76, ev eşyası %5,22. Mutlaka bakmışsınızdır rakamlara. Ekonomi yönetimi enflasyonu düşürecekti, tek haneli rakama indirecekti. Ne oluyor bu enflasyon oranları bize neyi anlatıyor Sayın Topkurlu? Sayın Ebiler, öncelikle iyi yayınlar. Şimdi bir dakika efendim, enflasyon... sesiniz gelmedi bana. Bir dakika Sayın Topkurlu. Gelmedi mi? Arkadaşlar sesli sıkıntı mı var? Bana gelmedi ses. Mutlaka duymam lazım. Bir daha deneyelim Sayın Topkurlu. Bir daha deneyelim. Yok yine yok. Tabii. Gelmedi mi çocuklar, ses? İsterseniz bir çözün, ondan sonra tekrar bağlanın. Ama bu yorumlara ihtiyacımız var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ne diyordu? Sayın Cumhurbaşkanı ne diyordu?
sağ kanalda 7 ile 8 arasında. Ama İsveç'in NATO'ya alınmasının Türkiye'nin güvenliği ve ekonomisi bakımından anlamı nedir? Hakan, bir ses denemesi alacağız. Konuşur musun? Anıl'cığım, ben duyuyorum seni. 1-2-3, 1-2-3 Anıl, duyuyorum seni. Devam et abi biraz daha. 1-2-3, 1-2-3, 4-5-6, 1-2-3, 4-5-6, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, ses, ses, 1-2-3, ses, 1-2-3, ses, 1-2-3, ses, 1-2-3. Anıl, duyuyor musun beni? Ses, 1-2-3. Ses 1-2-3, anlıyor musun beni? Ses 1-2-3. Ses 1-2-3, 1-2-3. Anıl, duyuyor musun? Ses 1-2-3. Tamamdır abi. Evet, dün akşam bir özel yayında Görev Vakfı Başkanı'nın, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni'nin, Aydınlığın Genel Yayın Yönetmeni'nin, TGB Başkanı'nın, eski başkanının, USMER Başkanı'nın katıldığı bir yayında ulusal kanalın güçlendirilmesi gerektiği anlatıldı ve Türk milletinden katkı istendi. Neden? İşte biraz önce yaşadığımız sıkıntı gibi sıkıntılar yüzünden. Arkadaşlar, teknik aygıtlarımızı yenilemek zorundayız. Bakın, Vatan Partisi Ekonomi Politikaları Büro Başkanı Sayın Hakan Topkurlu'nun sesini alamadık. İzleyicilerden de bu yönde yakınmalar geldi. Zannediyorum düzeldi. Düzeldi mi arkadaşlar? Sayın Topkurlu, merhabalar. İsterseniz ses, merhaba. Ha, şimdi ses, tamam. Veriyor. Şimdi güzel. Geliyor mu? Peki. Sayın Topkurlu, enflasyon rakamları açıklandı. Hesapta Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan'dan oluşan yeni ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele edeceklerdi ama gördüğümüz pek öyle bir manzara yok. Açıklanan rakamları nasıl değerlendirelim, ne anlayalım bundan? Siz lütfeder misiniz? Estağfurullah. Şimdi farkındaysanız nedense enflasyon Sayın Şimşek geldiği, göreve başladığı Haziran ayından itibaren tersine döndü ve yukarıya doğru çıkmaya başladı. Ve ekonomi yönetimi bunun da gayet normal olduğunu, 2024'ün Haziran'ına kadar enflasyonun düşmeyeceğini, 2024'ün Haziran ayından sonra enflasyonun düşmeye başlayacağını söyledi. Bu nedir bu enflasyon, Allah'ını severseniz? Yani görünmez, bilinmez bir canavar mıdır? Kendi kendine mi bir yerlerden geliyor da biz bu enflasyonu yenemiyoruz? Niye Çin'de enflasyon %1? 1,5 milyar insan yaşıyor bakın. İnsan nüfusu çoğaldıkça kontrolü zorlaşır. Doğal bir şey değil mi bu? Çin'de neden bu %1 geçiyor enflasyonda? Türkiye'de biz bu enflasyonu kontrol edemiyoruz. Geçen ay %58 enflasyon, bu ay %61. Bakın, biz yaz aylarından yeni çıkıyoruz daha. Şeyi en fazla tetikleyen, enflasyonu en fazla dayanılmaz hale getiren, gıda fiyatlarının en düşük olması gereken
aylardan geçiyoruz değil mi? Artık bundan sonra zaten dünya enerji fiyatları oynak ve daha çok enerji hayatımıza daha fazla girecek ısınma nedeniyle özellikle ve enflasyonun etkisini daha da şey hissetmemiz gereken, yani bir terslik var. Şimdi o tersliği tespit etmek lazım önce. Terslik nereden geliyor? Terslik, her şeyi düz görelim, her şeyi, herkesi iyi niyetli, vatan millet için çalışıyor diye düşünelim. Terslik öncelikle bu şeyin, enflasyonun kaynağının tespitinden geliyor. Yeni yönetim, yeni ekonomi yönetimi, AK Parti'nin seçimlerden sonra tercih ettiği politikaların sahibi Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan ikilisi tespiti talep enflasyonu yönünde yaptı. Yani bunu tekrar söyledim ekranlarda kaçıncı kez. Talep enflasyonu varmış vatandaşın. Dolayısıyla bu talep enflasyonunu engellemek gerekirmiş. Ya 7500 lirayla utanması lazım bunu söyleyenin, ifade edenin. 7500 lira alıyor 9 milyon insan. 11.500 lira alıyor asgari ücretli. Dün Türkiye Eylül ayı şeyini açıkladı, geçen hafta açlık sınırını. Hani yoksulluğu söyleyemiyorum, utancımdan söyleyemiyorum. Ya açlık sınırının altında emekli maaşı var. Bakın, ve bu ağırlıklı çalışanların %50'sinden fazlası asgari ücret alır. 11.500 lira. Türkiye'de talep enflasyonundan bahsediyorlar. Bunlar dalga geçiyorlar. Sayın Demirel. Şey, şöyle bir şey mi Sayın Topkurulu? Ben şunu istiyorum. Şunu da istiyorum. Şunu da istiyorum. Şundan da alacağım. Bu değil mi? Bundan dolayı kaynaklanan bir enflasyon. İyi de insan 7500 lirayla ne isteyebilir ki? 11.400 lirayla ne isteyebilir ki? Takım elbise alacağım. Alamazsın kardeşim. Patates alacağım. Alamazsın. Soğan alacağım. Alamazsın. 7500 lirayla ne alacaksın? Ne talep enflasyonu, ne talebi? Milletin talep edecek bir gücü yok ki. Bunu mu anlayacağız? Aynen. İncir'i gösteriyorsunuz. İncir 100 liradan aşağı düşmedi. Bu 7500 lira maaş alan emekliler bu inciri yiyebilir mi Allah'ını severseniz? Belki bir tane iki tane tadımlık yemişlerdir. Eskiden ağacında kalırdı bu incir. Bakın ben Ege'liyim. Ağacında kalır, kimse yüzüne bakmazdı, yere dökülürdü, kururdu ağacın üzerinde. Şimdi fırsat bulmuyor. İncir çıktım çıkmadım, sokaklardaki ağaçlarda incir kalmadı insanlar. Oradakileri toplayıp yiyorlar. Yani gülmek geliyor insanın içinden Sayın Nebiler. Bana soruyorsunuz enflasyonun ben neyini anlatayım? Baştan aşağı yanlış tespit. Bakın, dünyada gıda fiyatları aşağıya doğru iniyor. Şimdi temel ihtiyaçlardan birinin fiyatları aşağıya doğru iniyor, Türkiye'de artıyor. Neden? Bakın nedenini söyleyelim önce. Bu maliyet enflasyonu olarak başladı. Evet, ve dünya fiyatlarında patlamayla başladı. Özellikle enerji fiyatları, ham madde fiyatları, evet buradan alevlendi enflasyon. Bizde yine de kontrol altında değildi ama makul ölçülerde gidiyordu enflasyon bizde. Ama öyle bir patladı ki bu patlamaya önlem alamadı hükümet. Bu patlamaya önlem alamadı. Bununla beraber işte 11 ilimizi yıkan deprem, pandemi, bütün bunlar birleşince hükümet kontrolü elinden kaçırdı. Bakın bunu söylemek lazım. Bunu şey yapmak lazım. Açık bir şekilde, net bir şekilde ortaya koymak lazım. Kontrolü kaçırdılar. Zincir marketler fiyatları istediği gibi oynamaya başladı. Üretim yapan firmalar, Türkiye'deki özel firmalar istedikleri gibi fiyatları vurmaya başladı. İthalatçısı istediği gibi, şirket kârlarını biliyorsunuz Sayın Nebiler. 2022 şirket kârları müthiş rakamlar açıklandı. 2023 yılı içinde de bu şirket kar rakamları hala devam ediyor. Niye siz enflasyonu 3 kuruşluk maaş alan vatandaşta arayacağınıza,
Şirketlerin fiyatlamalarında aramıyorsunuz. Bu şirket karları nasıl arttı? Bakın Tüpraş'ı ben kaç yıldan beri söylüyorum. Tüpraş'ı ben kaç yıldan beri söylüyorum. %1100 arttı. Kar %1100 ne yaptı bunlar? Yeni cins benzin mi keşfettiler? Yeni cins mazot keşfettiler de. Ya da bilmiyoruz Tüpraş rafinerisinin altında acaba bedava şey mi petrol mü buldular da petrolü satıp mı bu kadar kar ediyorlar? Bu kadar mı bilinmez bu işler? İşte Türkiye'deki temel ihtiyaç mallarından bir tanesi akaryakıt. Özellikle gıda fiyatlarını ve çok önemli olan madde akaryakıt. Akaryakıt fiyatlarını üreten, belirleyen diyelim artık. Hani EPDK belirliyor falan diyorlar enerji fiyatlarını ama böyle karlılık mı olur ya? Bakın ben bilanço oyunlarından bahsetmiyorum. Bilançoda sırıtan rakam %100 kar artışı var. Siz bunları yaptı peki yaptı diyelim. Siz ne yapmanız lazımdı? Buna karşı alınması gereken önlem neydi? Buna karşı alınması gereken önlem gelir vergilerinin artırılmasıydı. Yani kurumlar ve gelir vergilerinin düzgün şekle sokulması lazımdı değil mi? Siz onların ucundan dokundunuz. Hani dostlar alışverişte görsün misali ucundan dokundunuz bunlara. Banka karları patladı gitti Türkiye'de. Banka karları ile ilgili ne yaptınız? Kurumlar vergisini 35'e çıkardık. Kardeşim yetmez, yetmiyor. Yetmediği için siz içki ve sigaraya da tekrar zam yapmak zorunda kaldınız. Çünkü geliriniz yetmiyor. Bakın bunu söylüyorlar Sayın Nebiler. Enflasyondan geldi. Başka konulara da geçiyoruz ama bunları da söylemek lazım. Yurt dışı efendim şeyler düşmüş. Bu yurt dışı fiyatlamalar bizim yurt dışındaki şeylerimiz, fiyatlamalarımız düşmüş. Biz artık yurt dışından daha ucuz kredi buluyormuşuz. Bakın bir kere onlar yeterince bükmedi o fiyatlar. Hani nispeten büktü diyelim. Peki Türkiye'deki iç fiyatları ne yaptınız siz? Hazine bonosu, devlet tahvili fiyatlarını. Bakın politika faizi %8-8,5'lardayken bu faizler %8'ler civarındaydı Sayın Nebiler. Bugün nereye geldi biliyor musunuz? Devletin bütçede dediği rakamlar %30'a geldi faizler. Siz dış faizi düşürdük diyorsunuz iç faizleri ne hale getirdiniz? %30'larla devlet, %8'le borçlanan devlet bugün 3 ay içinde, bakın 3 ay içinde %8,5'la borçlanan devlet bugün %30'la borçlanıyor. İşte onun için her tarafa vergi koymak zorunda kalıyorlar bunlar. Onun için enflasyon... vatandaşın sırtından aldıkları vergilerin canını okuyorlar ve enflasyonu yükselten gerekçelerden bir tanesi de vergi artışlarıdır. Buyurun Sayın Nebiler. Enflasyonun bir tanımı var. Katılır mısınız bilmem. Servet transferidir. Yani fakir fukaranın cebindeki parasını alıp büyük şirketlere transfer etmektir. Nasıl? İşte zincir marketler, elektrik dağıtım şirketleri, yani tekeller, oligopoller, bankalar, bunlar normalin çok üstünde kar ediyorlar. Gerçekten normalin çok üstünde. Bunun altında serbest piyasa anlayışı var. Serbest piyasa anlayışından vazgeçersek, kamuculuğa yönelirsek, planlı ekonomiye yönelirsek, bunların altından kalkabilir miyiz? Bize bir yol gösterin. Sayın Ebiler, başka çözümü yok. Bunu defalarca söyledik ve zaten oraya gidecek bu, göreceksiniz. Bunun altından kalkmanın, enflasyonu, ekonomik zorlukları, gelirin adil bir şekilde dağıtılmaması sorununu çözmenin, ilerlemenin, refah artışının tek çözümü, tek yolu devlettir. Devlet ekonominin içine girecek, devlet ekonominin kontrolünü eline alacak, onu öyle düzelir. Ben size bir şey söyleyeyim. Faizler neden arttı?
Hani nerede serbest olacaktı her şey, rasyonel olacaktı? Kardeşim sen faizleri arttırdın, devletin borcu artmaya başladı. Hani devletin dışında kalacaktı? Faizler rasyonel serbest piyasaya göre belirlenecekti. Hayır, faizleri kim belirliyor? Merkez Bankası belirliyor. Merkez Bankası politika faizini arttırdıkça piyasalardaki faizler artıyor ve devletin borcu artıyor. Hani serbest olacaktı? Bırak her şeyin ucunu bakalım sen. Bırakamıyorsun. Doların da ucunu bırakamıyorsun. Bakın kokusu çıkmaya başladı. Dolar şeyin fiyatını kontrol ediyorlar. Doğru bir şey, yanlış bir şey yapmıyorlar. Ama serbest piyasa denilen şey toptan bir yalandır. Serbest rekabet dedikleri şey toptan halkın gözünü boyamak, halkın cebinden parayı almak için yapılan koca bir yalandır. Emperyalizmin Türkiye'de üretilen artı değeri emmesi ve kendi şeylerine, kendi kaynağı haline getirmesi için, bütün dünyada savaş gemilerini yüzdürmesi için gereken yakıtı alması için kocaman bir yalandır serbest piyasa ekonomisi. Bu kadar açık ve bu kadar net. Devlet piyasaya müdahale edecek, devlet işin içinde olacak, kontrollü bir piyasa mekanizması olacak. Ancak o zaman her şey yoluna girer. Çin'deki gibi. Çin'de enflasyon %1. Batacak çıkacak, batacak çıkacak diyorlar Çin Halk Cumhuriyeti. Batmadı. Her gün refahına refah katıyor Çin Halk Cumhuriyeti. Bakın mutlak yoksulluğu yok ettik dedi. Nedir mutlak yoksulluk? Açlık. Bizim bugün içine girdiğimiz, rasyonelleştikçe açlık sınırı artıyor, gelirlerimiz düşüyor. Bu nasıl rasyonelleşmek ve doğru ekonomi yönetmek? Onun için Sayın Nebiler, sizin de söylediğiniz gibi yapılması gereken şey devletin ekonominin içine girmesi, üretim devrimi politikası. Bakın Mustafa Kemal'lerin devletçilik dediği, daha sonra adına karma ekonomi denen, bugün Vatan Partisi'nin üretim devrimi programı dediği, bunlar aynı çizginin şeyleridir, isimleridir. Aynı altı okun devletçilik, halkçılık şeyidir bu, çizgisidir. Vatan Partisi'nin üretim devrimi programı. Üretim devrimi programı uygulanmadan buradan Türkiye'ye çıkış olamaz, bulamazlar, yaratamazlar. Yok öyle bir sihirli değnek. O sihirli değnek üretim devrimi programıdır Sayın Nebiler. Ona bir de bölüşüm devrimini eklemek lazım. Çünkü ne kadar üretirsek üretelim, hakça bir bölüşüm olmadığı sürece orada da bir sıkıntı çıkacak. Yani bayağı bir işimiz var anladığım kadarıyla sizin anlattıklarınızdan Sayın Topkurlu. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa son bir cümle alabilirim. Yoksa veda edeceğim ben de. Yok. Peki. Buyurun. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Ya. Sağ olun, var olun. Valla durum tam Timur Selçuk'un söylediği gibi. Ekonomi tıkırında kriz var, bunalım var. Artık ne varsa var. Ama biz söyleyeceğimizi söyledik efendim, benden bu kadar. Yarın saat 8'de buradayım. Yarın saat 8'e kadar lütfen kendinize iyi bakın, ama sadece yarın saat 8'e kadar değil, biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı, yukarıda mı? Aşağıda galiba, değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.